Günler değerli izleyenler hoş geldiniz stüdyolarımıza 17 Aralık cuma günündeyiz haftanın son manşetine her zaman olduğu gibi Uğur Melek ile birlikte sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Uğur Bey'cim merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız iyi misiniz her şey yolunda mı? Siz. Çok teşekkürler iyiyiz bizde Malumunuz değerli izleyenler hafta sonu oynanmaya başlayacak 17. haftada derbi. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynanacak. Biz de ilerleyen dakikalarda her iki takım ve de hafta sonu oynanacak karşılaşmaya yönelik tüm çerçevelerden tüm açılardan bakmaya ve sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ama öncesinde bir haberimiz var. Onu konuşup öyle geçelim derbiye. Fanatik gazetesinden geliyor ekranlarınıza ilk başlığımız net favori. Ay Yıldızlılar Uluslar Ligi'nde yer alacağı grupta elbette net favori. Son Uluslar Ligi B Ligi'nde küme düşen milli takımımız bu kupanın 2022-23 sezonunda karşısına çıkacak rakipleri belli oldu. Milliler C Ligi birinci grupta kendisinden güç olarak oldukça zayıf olan Lüksemburg, Litvanya ve Faroe adalarıyla eşleşti. Amili takım teknik direktörümüz Stefan Kuntz UEFA Uluslar Ligi kurallarını değerlendirdi. Dışarıdan bakan bir gözün grupta Türkiye'nin favori olduğunu söyleyebileceğini ifade eden Kunt rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız. Öncelikle hedefimiz B ligine yükselmek, diğer amacımız da takım olarak gelişmek oyun disiplinini arttırmak ve yeni taktiksel dizilişler üzerinde çalışmak. Yeni oyunculara forma şansı verebiliriz. Kafamızın bir tarafında Dünya Kupası finalleri, diğer yanında da Euro 2024 elemelerine hazırlanmak var diye konuştu diyor gazete. Amirli takım teknik direktörü Stefan Kuntz için ve alt tarafta sizin göremediğiniz kısmında da rakiplerimiz Lüksemburg, Litvanya ve Faroe adaları ile alakalı olarak şeyi paylaşmış. Ee, siz söyleyin ee, ayrıntıları paylaşmış. Aynı sayfada mesela mesela A Ligi birinci grup Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya. İkinci grup İspanya, Portekiz, İsviçre, Çekya. Üçüncü grup İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan. Burası biraz ağır olmuş galiba. Evet. Dördüncü grup Belçika, Hollanda, Polonya, Galler. Yani bir grup seçtiler A Ligi'nde dördüncü, grup şey, e, dördüncü grubu tercih ederdik herhalde. Aynen öyle. B Ligi'nde birinci grupta Ukrayna, Ah gitti. Sayfayı tekrar alabilir miyim dostlar? Ukrayna, İskoçya, İrlanda, Ermenistan. İkinci grupta İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk. Üçüncü grupta Bosna, Ersek, Finlandiya, Romanya, Karada. Dördüncü grupta İsveç, Norveç olarak sıralanmakta. <laughs> Rakiplerimiz hakikaten gazetenin de söylediği gibi, işte Fan da söylediği gibi, bizim de daha önce burada konuştuğumuz gibi gruba baktığınız zaman net favorisi kağıt üzerinde Türkiye. Ama yine daha önce konuştuğumuz gibi hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Tarihimizde geriye baktığımızda ya da yakın tarihimizde hem uzak tarihte hem yakın tarihte futbolda geriye baktığımızda bunun acısını çektiğimizi çektiğimiz maçları hatırlayabilir. Herkes hatırlar herhalde. Şüphesiz <laughs> ki öyle. Tabii ki C Ligi'nde olmayı istemezdik. Ee, bunun altında bir tane lig kalıyor, D ligi kalıyor. Orada da sadece 7 ülke var. Orası da 16'lı değil yani. A ligi, B ligi, C ligi 16'lı. D ligi sadece 7'li. Altımızda sadece D ligi kaldı. Ama kurada, daha zor bir kurada çekebilirdik. Biz birinci kategorideydik. Çünkü küme düşenlerden olduğumuz için otomatik olarak birinci kategoriye girdik. İkinci çorbada Yunanistan gibi, Kuzey Makedonya gibi. Daha karmaşık olabilecek rakipler vardı onları çekmememiz avantaj. Oradan Lüksemburg'u çekmemiz avantaj. Tabii Lüksemburg futbolu da enteresan bir gelişim içinde. Çok da hafif maçlar olacağını zannetmiyorum. Özellikle Lüksemburg'la oynanan maçların. 11 yıldır aynı teknik adamla çalışıyorlar ve çok enteresan bir şekilde gelişiyorlar. Yani 20 yıl önce, 30 yıl önce düşündüğümüz gibi Malta'nın seviyesinde ya da San Marino'nun seviyesinde değil Lüksemburg. Hatta o zaman en dibindeydi Avrupa 32 ülkeyken henüz Sovyetler Birliği dağılmamışken Yugoslavya dağılmamışken Avrupa kupalarında ya da uluslararası seviyede en zayıf takımdan bahsederken Lüksemburg'dan bahsederdik. Şimdiki seviyeleri asla o değil. Dikkatli olmamız gereken bir rakip. Stefan konusunun altın çizgi detayları önemli. Kadroyu genişletmek. Farklı taktiksel varyasyonlar denemek yeni oyunculara kapıları açmak için önemli bir fırsat. Uluslararası Ligi'ye. Hem bu altı maçı altısında kazanmaya hedeflemeliyiz hem de kazanırken kadromuzu genişletmeyi, geliştirmeyi ve Euro 2024 için e, yeni oyuncular katıştırmayı mevcut başarılı neslimize. Bunun için bir fırsattır. uluslar Ligi fırsatı. Aynı zamanda Çift Santrfor belki deneyebiliriz. E, çünkü Burak Yılmaz'ın artık 2024 serüveninde bizle olma ihtimal çok güçlü değil. Burak Yılmaz'ın yerine yeni santrfor planlamamızı görebiliriz. Ümit milli takımdan bir takım oyuncuların A milli takıma geçiş söz konusu olabilir. Ravil gibi, Bünyamin gibi, Barış Alper gibi, işte Halil Dervişoğlu geçti zaten. Bazı oyuncuların geçiş söz konusu olabilir. bu şeyler çerçevesinde bu bilgiler çerçevesinde iyi değerlendireceğimiz umut ediyorum bu kez Uluslar Ligi fırsatını. Şimdiden başarılar dileyelim milli takımımıza. Söylediğiniz gibi belki de bizim için birçok yeni taktik, diziliş, deneme, yeni oyuncuları takıma katma konusunda bir fırsat da verebilecek. Ancak tekrar altını çizmek istiyorum. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Böyle havaya girip de ya biz gözü kapalı geçeriz falan yapmazsak çok iyi olacak. Her maça çünkü ee, Lüksemburg'un gelişiminden bahsettiniz. Az önce yayına girmeden Yalçın abiyle konuşuyorduk. Yalçın Çetin o da maçları takip ediyor biliyorsunuz yakından. Yalçın abi de özellikle aynı hani konunun altını çiz artık eski Lüksemburg değil. Çok ciddi yatırım yaptılar, çok ciddi kafa yordular ve futbollarını bir noktaya getirdiler. Daha da ileriye gitmeye çalışıyorlar. Bunu nasıl yapıyorlar? Gerçekten vakit harcayarak, gerçekten mesai harcayarak ve attıkları her Minik adımın kıymetini bilerek hem sahada hem saha dışında. Saha dışı deyince tabii bizim memlekette başka şey geliyor akla ama değil. Mesele yatırım, mesele gelişime, mesele antrenmana, mesele çalışma modellerine, yöntemlerine, daha fazla veri nasıl işleyebilirize kafa yoruma meselesi. Bunu yaptıkları için e, söylüyoruz ya, biz de yapsak ya da hangi ülke ya da hangi e, takım yaparsa yapsın, e, öyle bir noktadayız ki çok büyük adımlar atabiliriz, çok büyük mesafeler kat edebiliriz minik adımlarla. Onlar da bunu yaptılar. Evet. ve ilerliyorlar. E, dolayısıyla dikkat etmemiz lazım. Biz burayı yatarak gözümüz kapalı geçeriz diye bakmamak lazım. Her bir oyun, her bir maç, her bir dakikayı kazanç olarak izlemeli. Çünkü bu başarı dediğiniz şey bedavadan dağıtılmıyor. Ya da ağaçtan toplamıyorsunuz. Başarı çalışanların yanında oluyor. Şans da var elbette ama. 2-3 sezon önce Ankara gücünde bir oyuncu vardı e, Gerson diye. Hız, süratli kanat oyunu. Santerford'u oynatıyorlardı. Mesela o dikkatimizi çekiyordu kiralıktı zaten Dinamo Kiev'den. Mesela Lüksemburg. <laughs> Lüksemburg milli takımında oynuyor. Young Boys'da oyuncuları var. E, Mainz'da oynayan e, Barreiro var. 21 yaşında var yani artık üst seviye oynayan oyuncuları var. Bizim asla tahmin ettiğimiz gibi değil şu an. Lüksemburg'un bulunduğu seviye. O yüzden evet tabii ki biz favoriyiz. Altı maçın altısına da favoriyiz ama asla e, oynamadan kazanılabilecek maçlar değil. Özellikle iyi performans ortaya koymamız lazım. Milli maçlarda milli takım söz konusu olduğu zaman kendimizi biraz e, tabiri mazur görün dev aynasında görüyoruz sanki. Yani biz önümüze çıkan herkese devirir geçeriz. Bu özgüven nereden kaynaklanıyor bilmiyorum ama e, biz ve dünyanın geri kalanı. Antrenman teknikleri burada hep konuşuyoruz, videoları paylaşıyoruz zaman zaman izleyicilerimizle. Şut makineleriyle kalecileri ya da oyunculara sert şutlarla e, tek kontrolde tutmaları. Bu sadece yeni oyunculara değil, tecrübeli oyunculara da yapılan bir antrenman. Ve belli bir çap içerisinde oyuncunun müdahale edebileceği belli bir çap içerisinde tek kontrol tık diye önüne düşürüp iki ayaklıysa öbür ayağıyla pas verme. yani nedir? Alan ve zaman yaratmayı öğretiyorlar. Çok basit bir şey değil mi? Çok basit bir şey. Ve yapıyorlar. Ya biz yapmıyoruz diye söylemiyorum ama onlar daha iyi yapıyorlar. Aradaki makasın açılmasının en temel sebebi bu. Know-how'a gelişmeye bilimsel yaklaşımı keşfettiler. Yani herkes yapıyor biz ne yapmıyoruz dediler ve bütün büyük oranda Avrupa bu manada alıp yürüyüp devam ediyor. Bizim de çok fazla geç olmadan bu şeyi yapmamız lazım, atılımı yapmamız lazım. Çünkü e, diyorum ya kaçıracağız. Ya yani, o makası kapatmak gün, sonra hiç kolay olmayacak. Guardiola'nın bir açıklamasını hatırlattılar basın toplantısında. Bizde süper yetenek yok demişti Guardiola. Bir yıl önce yani bizde Messi yok, Neymar yok, e, Mbappe yok. Ben de isterdim bir maçta 4 gol atan oyuncum olsun ama öyle bir oyuncu yok bizde. Gerçekten ister miydi? Orası tartışılır. O da tartışır evet. O da tartışır. O, orada ama öyle bir oyuncu yok. Mi? Öyle bir oyuncu olmadan biz bu seviyede yarışıyoruz demişti. Esasında makro planda da ele alabilirsin bu açıklamalarını. Bu oyunculardan çok fazla yok. Bu oyuncular evet tek başına maç kaderi değiştirebiliyorlar. Messi, Neymar, işte Mbappe, Haaland gibi üst seviye oyuncular tek başlarına maç kadarı da yaşayan. Bu oyuncular bu seviyede yok. Bizde de yok. Rakiplerimizde yok. Dünyada çok fazla yok zaten. Dolayısıyla bu kadar oyuncu ağaçta yetişmediğine göre, çok kolay toplayamadığınıza göre diğer birbirine yakın olan oyuncuları, seviye olarak birbirine yakın oyuncuları çalıştırarak geliştirme yolunda gidiyor takımlar. Daha fazla inovasyon yapmaya çalışıyor. Daha fazla antrenman metotlarını yeniliyor ve geliştiriyor ve çağdaşlaştırıyor. Daha fazla detaylara yöneliyor. Bu bir büyük yarış, planı herkes görüyor. Evet. Sahada değil, saha dışında yarışıyor. Bu bir teknoloji yarışı esasla bakarsan. Antrenman teknolojisi yarışı, e, futbolda bilimselliğin hafta içinde kurgulanan bir oyunun hafta sonunda yansıması yarışı. Hep işte birkaç örnek bu konuda veriyoruz. Lüksemburg'un gelişiminde de muhakkak bunun rolü vardır. İşte Duran toplarla ilgili son dönemde yapılan ekstra çalışmalar zaten uluslararası ne yansıdı. Norveç'elandın e, Glimt'in bu konudaki öncü hareketleri diğer büyük ligleri de etkiledi. İşte korner çalışmaları, duran top çalışmaları, taç çalışmaları. Bunun yanında hemen hemen bütün futbolcu artık atletik. Çünkü 80-90'lı yıllarda öyle değildi. Süratli oyuncu fark yaratıyordu. Şimdi çok fazla süratli oyuncuna fark yaratma şansı kalmadı veya fiziksel fark kalmadı oyuncular arasında. Çünkü onu bir noktaya getirdiler. Evet, herkesi standart. belli bir seviyeye getirdiler. Herkesi belli bir seviyeye getirdikleri için artık oradan fark yaratması için başka detaylara yöneliyorsunuz. İşte belki e, uzun mesafede ile fark yaratamıyor önce ama kısa mesafede çabukluğunu geliştirmeye çalışıyorsunuz. Daha çabuk karar verme. Daha iyi ilk dokunuş. Mesela bizim Süper Lig'in milli takımında aslında eksik olduğu konulardan biri. Daha iyi ilk dokunuş. Çalıştırarak geliştirebilecek bir şey yani. Büyük oyuncular bile çalışıyor ilk dokunuş ama öyle. bizim en iyi futbolcumuz diye gördüğümüz Burak Yılmaz, milli takımımızın kaptanı. Yani 15 yıldır üst seviye ama mesela ilk dokunuşu gelişmedi ama bu çalışarak geliştirilebilecek bir şey ve geliştiriyorlar. Detaylara odaklanıyorlar, farkı kapatıyorlar. Çalışmak zorundayız, gelişmek zorundayız, daha fazla bilimselden faydalanmak zorundayız. Aynen öyle. Çünkü yarış asıl yarış orada biz anlamsız bir şekilde sahadaki e, anlamsız demeyeyim, haksızlık etmeyeyim fazlasıyla sahadaki rekabete odaklanmış durumdayız. Her şeyi galibiyetle ölçülüyor bizim ülkemizde. Ancak asıl mesele, asıl yarış saha dışarısındaki teknikle, yaklaşımla, teknolojiye verilen önemle, verilerin işlenmesiyle yapılıyor. Gerçekten asıl yarış orada yapılıyor. Bunu da gözden kaçırmamamız lazım. Kaçır, yani bugüne kadar çok fazla e, önem vermedik ama bundan sonra verirsek çok iyi olacak. Değerli izleyenler, başarılar dileyelim milli takımımıza bu sezonda Uluslar Ligi'nde. inşallah bizim dediğimiz, bizim istediğimiz gibi olur ve bir üst lige tırmanırız. Ve orada kalıcı olmanın ya da bir üst lige daha çıkmanın yollarını ararız diyelim. Ve yavaş yavaş artık lige ve de hafta sonu oynanacak yani pazar günü oynanacak ee, derbiye dönelim. Öncelikle ekranlarınıza haftanın programını getirelim. Bu akşam saat 20'de oynanacak GZT Giresunspor Altay maçıyla başlayacağız 17. haftaya yarın. Yani 18'inde Kasımpaşa Demir Grup Sivas Spor maçı saat 13.30'da ardından 16'da lider Trabzonspor Atakaş Hatay Spor'la oynayacak haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmalarından bir tanesi iki iyi takım karşı karşıya gelecek. İttifak Holding Konya Spor Fraport'ta Antalya Spor maçı aynı saatte saat 16'da lig e, zirve takipçisi İttifak Holding Konya Spor iyi gidiyor. E, devam e, Devamı gelecek bir bu maçta yine Nuri Şahin'le çıkış yakalayan Antalya Spor karşısında. Ali Temiz Spor, Adana Demir Spor karşısında karşılaşması ve Galatasaray Medipol Başakşehir karşılaşması saat 19'da her iki karşılaşmada e, cumartesi günü sabah Öğlen 13.30'da başlayan akşam saat 19 ve tabii maç bitimi saat 21'e kadar devam eden futbol heyecanı hakikaten bütün maçlar göz önünde. Pazar günü Çaykur Rizespor Öznur Kablo Yeni Malatya Spor maçı saat 13.30'da Göztepe, Vavakars Fatih Karagümrük ve Yukatel Kayseri Spor Gaziantep maçları saat 16'da akşam saat 19'da Fenerbahçe Beşiktaş derbisi oynanacak. Derbi öncesinde bugün günlerden cuma Fanatik Gazetesi'nin Attığı başlık iki taraftan başlık atmış. Fenerbahçe cephesinden Pereira kulakları tıkadı diyor. Beşiktaş cephesinde ise Önder Karabeli takımına güveniyor. Bakalım ayrıntıda neler yazılmış. İki teknik adam da rahat değil. İki teknik adam da derbide zafer ve çıkış arıyor. Vitor Pereira'nın ne sistemi beğenildi ne de tercihleri. Ne yönetim ona güveniyor ne de o yönetime. Üstelik takımın yıldızlarıyla da alaka, e, arası bozuk ve yerine her gün bir adayın ismi geçiyor. Ancak Pereira tüm eleştirilere kulak tıkadı ve tek bir hedefi var. Aslandan sonra Kartal'ı da devirmek. Diğer taraftan konuk Beşiktaş'ta da kazansa da kaybetse de büyük ihtimalle pazartesi günü itibariyle Önder Karaveli takımın başında olmayacak. Ama görevi bir destanla devretmeye kararlı. Takım onu o da takımı çok seviyor. Kartal'ın geçici antrenörü Önder Karaveli derbide oyuncuların inancı ve motivasyonuna güveniyor. Derbinin hakemi de Fırat Aydınus demiş gazete. Muhteşem özür dilerim. Müthiş ikili buluşuyor. Müthiş ikili derken Mesut'la şey mi kastediyor acaba? İrfan'ı mı kastediyor diyor. Diğer taraftan Fenerbahçe'de Beşiktaş'ta da Larin derbiyi bekliyor demiş gazete. Foto maç gazetesi derbi ayarı başlığını atmış. Fenerbahçe'de dev maçın kadrosu şekilleniyor. İlk 11 değişecek. Cezası sona eren İrfan Can Kahveşi, Kahveci, kahveci Beşiktaş'a karşı sahada olacak. Gaziantep'te eleştirilen Gustavo'nun yerine ise Jose Sosa formaya yakın. İyileşen Enner Valencia'da 11'i zorluyor demiş gazete. Beşiktaş derbisi öncesinde Fenerbahçe kadrosundaki isimlerden yalnızca biri ezeli rakiplerine karşı gol sevinci yaşadı. Sarı lacivertiler 2019'da 3-3 biten maçta siyah beyazlı ağları sarsan Miha dışında Beşiktaş'a gol atan futbolcu bulunmuyor. Pelkas, Novak, Sosa ve Mert Hakan farklı takım formalarıyla Beşiktaş'a gol atmayı başarmıştı. 112 sayfamız Hürriyet gazetesinden geliyor ekranlarınıza. Önder Karaveli'nin Derbi sürprizleri Serdar ve Oğuzhan. Siyah Beyazlıların hocası Fenerbahçe maçının 11'ini büyük ölçüde belirledi. Geçen hafta Kayseri Spor karşısında başarılı performans sergileyen 18 yaşındaki soper Serdar Saatçi ile ikinci yarıda girdiği bu maçın kaderini değiştiren isimlerden biri olan Oğuzhan Özyakup Kadıköy'de ilk 11'de sahaya çıkacak. Son 6 dakikasında oynadığı Kayseri maçında bir gol, iki asist yaparak galibiyette önemli başrol oynayan Güven de kulübede hazır kuvvet bekleyecek. Wellington'da. Kulübede olacak demiş gazete. Can Bozdoğan'ın yerine Oğuzhan oynayacakmış. Can Yedek oturacak diyor gazete. Ee, şurada bundan sonra e, maçın hakemiyle alakalı bir şeyimiz var. Başlığımız var. Bir de Fenerbahçe'den Pelkas'la alakalı bir başlığımız var ama onlar derbi de ala... Yani doğrudan değil isterseniz önce maçı konuşalım. Tekniğini, taktiğini, oyuncu tercihlerini konuşalım. Hakem ve Pelkas konusunu sonraya bırakalım. Az önce ne okudum ben Beşiktaş cephesinden? Oğuzhan ilk 11 başlayacak diye. Maç sonunda e, Önder Hoca ne dedi? De, ilk değerlendirmesinde bize yayıncı kuruluşa verdiği e, flash röportajda. Oğuzhan'ı dedi son dönemde üst üste maç oynamadığı için kondisyondan dolayı rakibin yorulmasını beklediğimiz için geç soktuk dedi. Dolayısıyla ilk 11'de başlama ihtimali çok makul gelmiyor bana. Çünkü herkes aynı şeyi konuşuyor. Her 3 aşağı 5 yukarı her yerde aynı şey yazılıyor. Öyle olmaz demiyorum. Hani önceden de başlayabilir, sonradan da oyunu değiştirebilir, oyuncuyu değiştirebilir. E, hoca ama sanki yine can opsiyonu daha bir mi makul ne dersiniz? Ben de 90 dakikalık fizik kondisyonu varmış gibi hissetmedim. Oynadığı bölümde gayet hoca, iyiydi Oğuzhan. Aynen hoca öyle söyledi zaten. Ne gayet peşik. iyiydi ama müsabakayı izlerken de ben de öyle hissetmemiştim. Ayrıca şöyle de bir opsiyonu var Önder Hoca'nın. Şimdi Güven de çok iyi performans sergilemiş son 15 dakikada ve anladığım kadarıyla Larini ve Batu Şuhayi'yi de 11'de tutmak istiyor. Belki o bir opsiyonu oradan da kullanabilir. Peki Beşiktaş'ın en son oynadığı Kayseri maçında Güven nerede oynadı? Lerin'in yerine girdi sol açık. O daha çok ortada görmediniz mi? Devrilerek. Burada öyle. da konuştuk. İstediği sevdiği yer orası. Bence. O zaman mi kullanmayacak? Ya da Batu Şua'yı mi? Lerin'i mi kullanacak? Üçünden birinden feragat etmesi gerekiyor. Birisinden feragat etmesi gerekecek evet. Öyle görünüyor. Şöyle bir o zaman. Eğer öyle bir şey yaparsa, büyük planda şöyle değerlendirelim. İki farklı felsefe. Öyle adlandırabiliriz, öyle manşeti atabiliriz. Vitor Pereira herhalde İstanbul Havalimanı'na adım attığı andan itibaren kafasında ne oynatacağı belliydi. Stratejisi belliydi. Transfer planlamasını ona göre yaptı. Dün Gökhan Gönül'ün sözleri vardı. Pereira beni istemedi diyor. O yüzden Fenerbahçe ile yolları ayırdım. Demek ki Vitor Pereira o gün bile aslında e, 3-4-2-1 oynatacağını düşünüyordu. Ve kafasındaki kanat beklerinin 100 metreyi e, kaldırabilir. 100 metreyi oynayabilir oyuncular olması gerektiğini düşünüyordu. Gökhan Gönül'ü yü o yüzden tercih etmedi. Belki Caner'le ilgili karar da öyle verildi. Herhalde Ferdi Samuel o zaman kafasına onu karşılayabilecek oyuncular. Üç stoperle oynayacağını düşünüyordu. Belki o yüzden de Kim transferi yapıldı. Merkezde sert oyuncular tercih ediyordu. Crespo'yu getirtti. Tanıdı oyuncu getirtti. Yani tam istediği transferler belki tamamıyla yapılmamış olabilir. Hepsini o istememiş de olabilir. Yanlış anlaşılmasın ama kafasındaki strateji belliymiş. Yani bunu oynatmak istiyormuş geldiği andan itibaren. Bunu uygun oyuncuları isteyip buna uygun olmayan oyuncularla yolları ayırmış belli ki. 17. haftaya geldik. Kafası stratejiden mecbur olmadıkça vazgeçmedi. Doğru. Bir üç buçuk maç var. Dörtlü savunmaya döndü ki mesele üçlü savunma dörtlü savunma meselesi değil sadece yanlış anlaşılmasın. Ama ana stratejisinden saptı üç buçuk maç var. Sonra yine ana stratejisine döndü. Buna çok inanıyor. Aykut Kocaman'ın yıllar önce bu eleştirilere karşı yaptığı bir açıklama vardı. Hiç unutmam. Ben kendi inandığım doğruda şartlar ne olursa olsun, netice ne olursa olsun ısrar etmeyi, onlarca defa, yüzlerce defa onu tekrar etmeyi ve sonunda başarıya ulaşmayı hedefleyen bir tek direktörüm. Benim taktiğim bu, benim yöntemim bu. Siz benimsersiniz veya benimsemezsiniz. Ben kariyerimi böyle yaptım. Büyük bir futbolcuydum, şimdi de tek direktörüm. Bazı doğrularım var, bunlara çok inanıyorum. Bunlarda da ısrar ediyorum demişti. Ben de oradaydım yani canlı görmüştüm öyle dediğini. Aslında benziyor strateji olarak. Aykut Hoca'yı seversin sevmezsin. Yöntemlerini benimsersin benimsemezsin. Ama diyor ki benim kendime özgü, kendime ait, kendi inandığım bir doğru var ve o doğru da ısrar ediyorum. Pereira'da da o e, adanmışlığı görüyorum. Ya da ulus, uluslararası bir örnek vermek gerekirse Luis Aragones. Daha önce de bu örneği vermiştim. Euro 2008'de grup maçlarının hepsinde 60. dakikada Iniesta'yı oyundan aldı. İspanyol taraftarlar birinci maçta bir homurdandı. ikinci maçta bir şaşırdı. Üçüncü maçta protesto etmeye başladı. Yani dünyanın en iyi orta sahancılarından biri olarak anılan, o sırada da formunun zirvesinde olan, sanırım turnuvayı da turnuvanın oyuncusu olarak bitirecek eğer yanılmıyorsam. Iniesta'yı 60. dakikada her maç oyundan alıyor ve onun yerine kanat oynatıyor Iniesta'yı bu arada. Merkez değil, başka bir kanat oyuncusu sokuyordu. Çünkü inandığı bir şey vardı. 60. dakikalarda kanat oyuncularının yorulduğuna inanıyor ve onları değiştiriyordu. Sonra 2009 Fenerbahçe'ye geldi. Fenerbahçe'de aynısını yaptı. Ben o zaman anladım. Aragones'in mantalitesini. Fenerbahçe'de her maçta, hemen hemen her maçta 60. dakikada iki kanat adamı çıkarıyordu. David, Kazım falan oynuyordu o zaman. Yerine başka iki kanat adamı sokuyordu. Burak Yılmaz o zaman kanat. Gürhan vardı kanat. Onları sokuyordu. Aragones demek ki dedim takım ne olursa olsun, kim olursa olsun, seviyesi ne olursa olsun, oyuncuların ismi ne olursa olsun inandığı bir şey var. İspanya milli takımları bunu yapıyor, Fenerbahçe bunu yapıyor. Bazı antrenörler öyle. Merhum Aragones ruhunu sanki Pereira'ya transfer etmiş. Pereira'da biraz onu görüyorum. Yani takıma bakmaksızın, oyuncu tipine, rakibe bakmazsın, maçın durumuna bakmaksızın inandığı bir şey var ve onu uyguluyor. Ve ben doğrusu bir sporsal olarak veya bir münekkit olarak Pereira'nın bu şekilde başarıya ulaşabileceğini sanmıyorum. Ama o inanıyor. Onun penceresinden bakıyorum ve ona saygı duyuyorum. Bu inancının zaman zaman artılarını yaşıyor. Ne zaman artılarını yaşıyor? Çok geçişli oyun olduğunda artılarını yaşıyor. Bakın bu çok önemli. Maçın geçişli olması lazım. Orta sahaların çabuk geçilmesi lazım. Bir o karede bir bu karede olması lazım. Bakınız birinci Eintracht Frankfurt maçı. İyi bir Fenerbahçe izlemiştik değil mi? Hatta son dakikada penaltı atsaydı Pelkas. Frankfurt'ta Eintracht Frankfurt yenmiş olacak ki şu anda Eintracht Frankfurt Almanya'nın iyi top oynayan takımlarından biri. Bir. Hatay maçı. Çok geçişli maç. Hatay topu istiyor. Orta sahada boşluk bırakıyor. Savunma öne çıkarıyor. Fenerbahçe 3.5 gol beklentisi yapmıştı. Maçı kazanmıştı. Pereira demişti ki harika bir futbol oynadık. Çünkü onun harika futbol tanımı o. Bakınız son yine daha taze bir örnek vereyim. Rize maçı. 11-12 gün önce Rize maçı. Rize'nin orta sahayı boş bırakması. Çok geçiş olması. Fenerbahçe'nin özellikle son bölümde sürekli geçiş hücum fırsatları yakalaması. Eksik yakalaması. Pereira'nın stratejisi bu tarz rakiplere karşı işliyor. Eintracht Frankfurt maçında işledi. Hatay maçında işledi. Rize maçında işledi. Ama ne lazım? Geçişli oyun lazım. Orta sahaların boş bırakılması lazım. Orta sahaların çabuk geçilmesi lazım. O olmazsa ki birçok maçta bu olmuyor. Olmadığında iyi bir set savunması varsa karşısında bloklar doğru duruyorsa bakınız son Gaziantep maçı. Bakınız ondan önce Göztepe maçı. Bakınız ondan önce Kayseri maçı. O zaman bu plan işlemiyor. Şimdi o yüzden uzun vadede ben Fenerbahçe'nin Pereira ile başarılı olamayacağına eminim. Uzun vadede bu stratejisini sürdürdüğü sürece kendisini değiştirmezse, doğrularına tapmaya devam etmez e, ederse eminim ama Beşiktaş maçı, Beşiktaş maçı sonuçta bir müsabaka. Ve acaba Beşiktaş o geçiş fırsatlarını verecek mi Fenerbahçe? Çünkü Beşiktaş topa sahip olmayı seviyor. Stoperlerle öne çıkmayı seviyor. Arkada boşluk bırakmayı seviyor. Kaybettiği toplarda acaba fırsat verecek mi Beşiktaş Fenerbahçe? Pereira bunun hayalini kuruyor olabilir. Bu stratejiyi kafasında uygulamayı hayal ediyor olabilir deyip çok uzattım. Evet, Sonra estağfurullah, gayet geçeyim. güzel. Peki şöyle tahmin edelim, akıl yürütelim. Fenerbahçe kalede muhtemelen Berke başlayacak. Savunma hattında yine üçlü çıkacağını varsayacak olursak. Dörtlü iddiaları da var bu arada. Ee, Sen... sanırım Hürriyet'te gördüm ben. De bizim Süreyf okuduğumuz sayfalardan birisin değil mi? Yok. Biz onu okumadık. Ha yok burada yokmuş öyle. Hürriyet'te Fenerbahçe tarafı da vardı haberin. Orada... E peki bekler misiniz siz dörtlü çıkmasını? Ben inandığını düşünmüyorum. Yani o 3-4-2 çok soruyor. inanıyor. Yine üçlü savunmayla çıkacak. Sanki yani. biraz mecburiyetten dörtlüye döndü o bir dönem. Sanki öyle çok öyle eleştirilerin gibi. olduğu evet. yönetimle Çok görüştü. baskı altına kaldı. Mesut oynat. işte dörtlü savunmaya dönen baskılarla baş edemedi. Hatırlarsan o hemen o müsabakanın o eleştirilerin sonrasında dörtlüye döndü ve Mesut oynattı. Mesut'u oynatmak için dörtlüğe dönmesi şart değil ama neyse. Yok, aslında şart Sizin beklentiniz nedir? Ben de üçlü savunmada devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü e, Tisseran, Kim, Salahi inandığı bir üçlü. Üçlü oynattığı zaman e, kanat bekleriyle ilgili bir şey yok. Ferdi muhteşem gidiyor. Samuel'e de o çok inanıyor. İşte orta alanda Gustavo herhalde kullanmayacak ama Miguel Crespo çok inanıyor. Zaten fena bir maç oynamadı. Son müsabakada. Onun yanında Zayz'da inandığı bir oyuncu. Sosa'yı kullanır mı? Bilmiyorum. Çok inandığı bir oyuncu değil. Ön tarafta da 3 ofansif oyuncu kullanıyor. Zaten sayıyı artırmıyor. Vitor Pereira'nın dışarıdan mı müdahale olmadıkça ben zaten formasyonuyla oynamaya çok istekli olduğunu zannetmiyorum. Öyle hissetmiyorum. Adam oyuncu değişikliği bile yapmıyor. Peki. Gaziantep karşısında mağlupsun. 73. dakikaydı. 3-2 olmuş durum uzatmalarla beraber yaklaşık 25 dakika var. Orada bile yapmadı. Taktiksel herhangi bir değişiklik yapmadı. Ee, oyuncu değişti. Forvet çıkardı, forvet soktu. Bir de 83'te şey var. Muhammed'i soktu oyuna. Pelkas ve Sosa'yı orada oyuna sokmadı ki bu maçta oynasın Sosa. Yani özetle diyor ki sahadaki oyun doğru, oyuncular gereğini yapamıyor. Evet veya şanssızlıktan gol yiyor. Ya da yoruldu. Bireysel de. hata diyor müsabakadan sonra. Yani makro planda bir hata görmüyor, bir yanlış görmüyor. Şunu görmüyor. Ben Gaziantep'e karşı 3-2'den sonra oyunu rakip yer alanı yiyamadım, Rakibi boğamadım. Çoğalamadım. Çoğalamadım. Ben büyük takımım. Pozisyonu sürekli sağlayamadım. Bunda bir sorun görmüyor. Çıkıyor diyor ki bireysel hatalardan bu kadar gol yerseniz kazanamazsınız. Yani diyor ki Gustavo ve Kim o hataları yapmasaydı biz 2-0 veya 2-1 kazanacaktık. Kafasında inandığı şey yok. Ama Anlaştık. futbolda bireysel hata var. Futbol hata oyunu aynen öyle. Hata oyunu. Bireysel hata oldu. 3-2 oldu. Bu 3-2'den sonra fişi çekmen anlamına gelmiyor ki. Büyük takım tek direktörlü böyle bir şey değil. Üçlü savunmayla çıkacak olursak, olursa kimin e, görev alacağını tahmin edebiliyoruz. Orta sahada herhalde Ferdi ile Ozay Samuel'in yeri garanti diyebilir miyiz? Eğer üçlü çıkacak olursa. Üçlü çıkacaksa. Çünkü dörtlü oynadığı zaman bekleri değiştiriyor. Onları yeterince savunmacı bulmadığı için. Dörtlü savunma oynadığı maçlarda Ferdi ve Samuel'den birinden feragat etti. Novak'ı soktu. Nazım'ı soktu. Onları daha defansçı görüyor. Bana öyle geliyor ki ortada da Crespo ile Sosa görev alabilir. Sosa'yı son maçta sokmadı. Ya Şimdi gazetelerde yazıyor ya. Evet gazeteler öyle yazıyor. Yani Crespo, Crespo meğer orta sahasını tercih etmeyeceğini düşünerek Crespo Sosa diye tahmin ediyorum. Ama o tarz oyunculara bayılıyor biliyorsun. Yani Pereira'nın en sevdiği oyuncular rakip kaleye gitmeyen. Ya da Zays belki. E, orta sahada 400-500 metrekarelik bir alanda... Ee, riskli pas denemeyen, hata yapmayan, Alanını denemediği için hata yapmayan, e, yan pas, kısa mesafeli garanti pas, pozisyonunu kaybetmeyen Max Meyer, Zeitz, Gustavo, Crespo bu tarz oyunculara bayılıyor. Dolayısıyla şaşırmayız yani ee, Crespo'nun yanında Max Meyer başlasa şaşırır mısın? Şaşırmam. Şaşırmaz. Ama tahmin etmiyorum böyle olacağını. İç sahada oynadığı için belki. Mesut ve İrfancan en ileride de serdar diye kabaca bir 11 tahmininde bulunabiliriz herhalde değil mi? Şimdi Valencia'ya döndüğü için acaba orada o üçlü içinde hani Valencia'yı bir yere sokar mı? değerlendirir mi? Şimdi yeni ya sakatlıktan hani sonra hamle oyunu sonra belki evet, daha şey gibi görünüyor. Muhtemelen öyle düşünür görünüyor. İrfancan dönüyor. İrfan'ı Santrfor arkasında ikili de Mesut İrfan, o şekilde değerlendirebilir. Kabaca böyle bir tahminde bulunabiliriz. Bulunabilir yani. tabii ki. Orta sahada anlaştık mı? O, orta orta sahanı bilemiyorum. Gibi. Yani ne bileyim Selçuk Şahin mesela Vito Pereira döneminde olsaydı herhalde çok mutlu olurdu. <laughs> o döneminde çok eleştiriliyordu. Mesela şu anda Vito Pereira onu çok severdi. Elinde bir Selçuk Şahin olsaydı. Sosayı, o tip oyuncuları seviyor. Sosayı mutlaka oynatacağını tahmin ediyorum yani Zais Sosa ya da Crespo Sosa. Crespo Sosa sanki bence daha yakın gibi. Evet. Crespo, Başlangıç. Banko gibi hem geçen hafta iyi oynadı. Başlangıç 11'ini varsayacak olursak gelelim konuk Beşiktaş'a. Kale dersinde başlayacak. Savunma hattını herhalde yine gazetelerden gelen ve son maça e, hatırlayacak olursak son maçı yine hızlıca tahmin edebiliriz. Rıdvan, Vida, Serdar ve eee Onu değiştirmeyecek herhalde. Muhtemelen. Evet. Son karşılaşma. Joseph, Joseph de Souza geldi sağdaki yerini alacaktır muhtemelen. 4-1-4-1 mi çıkar yine Önder Hoca? Onu değiştirmedi. Kayseri maçı itibariyle elimizde bir müsabakalık veri var. Sergi Hoca'nın 4-1-4-1'ini sürdürdü. Piyan içi 6 numara kullanması enteresandı. Ama Joseph yoktu tabii. Piyanın için önünde Atiba Can yaptı. Geçtiğimiz maçta. Ama bunun da konuştuk ağırlık merkezini Gezzal'la birbirinden uzaklaştırarak Piyaniç'i sahada iki tane ağırlık merkezi ikisinin beraber sıkışıp neredeyse pozisyonların üst üste bindiği ve bütün yeteneğin ağırlıklı olarak diğer oyunculara haksızlık etmeliyim ama ağırlıklı olarak yeteneğin tek bir bölgeye sıkışmasını ikisini birbirinden uzaklaştırarak o sizin söylediğiniz formülü bularak başarıya çevirmeyi başardı hoca. Evet. Verim almayı başardı. Yine aynı şeyi deneyebilir mi? Çok uzak bir ihtimal değil. Eğer statik bir orta sahayla çıkacak olsa Fenerbahçe yine her zamanki anlayışta, o zaman için tek paslarını çok işe yarayabilir diye bir öngörüde bulunabiliriz. O zaman Josef 6 dışında bir pozisyonda mı oynayacak, oynamayacak mı acaba? Onu da size bırakıyorum. Ne dersiniz? Zor bir karar. Ee, cevaplaması zor bir soru. Gerçekten ben de bilemiyorum. Çünkü Rashid elimizde Karaveli ile ilgili çok elimizde veri yok ama şunu biliyoruz. Sergen Yalçın'ın makro plandaki uygulamalarından çok fazla şaşmadı. Yine topa sahip olan Beşiktaş, yine stoperleriyle ikinci bölgeye giden ve oyun kuran, hatta Serdar Saatçı üçüncü bölgeye kadar gitti, asist yaptı. Stoperleriyle beraber öne çıkan bir Beşiktaş. Ee, yine 10 ve üzeri pas serisi yapmayı seven bir Beşiktaş ki bu alanda ligde lider. Örerek hücum üretme konusunda lider. Fenerbahçe ise daha çok direk hücum konusunda ustalıklı. Beşiktaş ise daha çok örerek deniyor. Önder Karaveli o anlamda Sergen Hoca'nın prensiplerinden şaşmadı. Bekler özellikle ikinci yarının başı itibariyle başta Rıdvan olmak üzere çok hücum katkısı yaptı. Ufak Serdar Rötuş'u işte sonradan Güven ve Oğuzhan Rötuş'uyla Sergen Hoca'dan farklılaştı. Sergen Hoca'nın dokunulmazlığına dokundu. Sergen Hoca'nın daha ziyade öncelikli olarak tercih ettiği Umut Meraş Kenan gibi oyuncular Kulübede oturdu, kulübede oturmakta da kalmadı, dakika da almadı. Dakika bile vermedi. Mehmet Topal'a da sadece uzatmaları dakika verdi. Ki önceki maçta Sergen Hoca'nın belki de hikayesinin bitmesine sebep olan Kasımpaşa maçında 77. dakikadaki gezgel Mehmet Topal değişikliği sonun başlangıcıydı yani. Orada belki de film koptu. Sergen Hoca'nın yaptığı o değişiklikte oyun tamamen Kasımpaşa'ya bırakması ve geliyorum diyen golün gelmesi Önder Karaveli öyle yapmadı. Önder Karaveli hem umut gibi Kenan gibi dakika vermedi. Hem Mehmet'i sokmak için uzatmaları bekledi. Hem de oyuncu değişikliği tercihlerinde Güven ve Oğuzhan son dönemde çok geri, geri planda kalmış. Sergen Hoca'nın ya görmediği ya da çok az dakika verdi. Güven ve Oğuzhan'a döndü. Orada farklılaştı Sergen Hoca'dan. Bu da aynı zamanda fiziksel olarak da Beşiktaş oyunun son bölümünde ayakta tuttu. Beşiktaş Kasımpaşa maçının son bölümünde oyundan tamamen düşmüştü. Kasımpaşa büyük fiziksel fark yaratmıştı Beşiktaş'a. Kayseri maçındaysa Beşiktaş ayakta kaldı. Ve koşu mesafesi olarak da kat edilen mesafe olarak da 116-111. Beşiktaş Kayseri'ye 5 kilometre fark yaptı. Bir de Sergen Hoca'ya göre çünkü Beşiktaş'ın sezon ortalaması 110. Geçen hafta Kayseri maçı 116. Üzerine çıktı. Normal Beşiktaş normal seviyesinin üzerine çıktı. Yanlış mı söyledim? Yok yok doğru Siz söylediniz. Var mı? Doğru söylediniz. Şeylere geçeyim diyorum. E, İstatistikleri Ha Beşiktaş'ın e, orta saha kurgusunu yaptık mı kafada? Gerçekten onu, onu bulmak zor. mi? Onu bulmak zor. Şimdi Oğuzhan iddiası da var. Muhtemelen hoca risk almayabilir ve şeyi orada oynatabilir. Josef. Siz söyleyin. Josef'i orada oynatabilir. Herkesin alışık olduğu bölgede. Ya da 4-1, 4-1 yerine daha başka bir şey yapabilir mi? Yok. Bence radikal bir değişiklik yapmaz. O çok radikal olur. 4'te orta sahaya dönüş gibi mi? Yani. Bence yapmaz. Güvenle beraber. Başlıyor. Çift santrafor Çift yapar. Çift santrafor. Fena fikir değil aslına bakarsan. Bence fena fikir değil. Çünkü güven sadece kendisi katkı yapmadı. ayı hayata döndürdü. Güvenle beraber Batşuay'ı da anlam kazandı. Aslında fena fikir değil. Hani 4-4-2'ye dönsen, Lerini kulübede oturtsan, Gezzali o dörtlüğün içine bir şekilde soksan, kolay değil ama baklava dilimi orta sağ yaparsın. Hmm. Gezali Santıfı arkası yaparsın olabilir. Karo ortası. Biz Türkler baklava dilimi diyoruz. Ejderiler karo, diye, karo yani. diyor. Evet. İskambil'deki karo var ya o yüzden karo diyorlar. Yani çok, buna insanlar alışamıyorlar ama. Hiç başka bir şey gelmemişti zaten. Evet nedense insanlar çok alışamadı ona. Kolay bir tercih değil bunu yapmak. Ama bütün yetenekleri eşit kullanabilme adına Beşiktaş adına sanki daha makul bir öneriymiş olabilir. gibi görünüyor. Olabilir. Şimdi değerli izleyenler istatistiklerle yani kabaca bir 11 e, tahmini yaptık burada programda kendi aramızda. E, i̇statistiklerde durum nedir? Hemen getirelim ekranlarınıza oradan da bir pencere açmış olalım. Öncelikle ilk olarak ekranlarınıza gelecek olan, önce şeylere bakacağız değil mi? 16 haftalıklara bakacağız sevgili Tolga. Hah buyurun. SporToto süperlik performansı ilk 16 hafta itibariyle. Bir de son oynanan Beşiktaş'ta hoca değişikliği olduğu için son oynanan her iki takımın son oynanan maçlarını karşılaştırdık. Ama önce 16 haftalık Fenerbahçe maç başına golde 1.63 ikisi de toplam şutlarda yine iki takım aynı. isabetlerde ise isabetli şutlarda %48.2 Fenerbahçe, %54.8 Beşiktaş ki %54.8'de ligin de liginde, şut isabetinde zirvesinde. Beşiktaş. Yediği gollerde maç başına Fenerbahçe kalesinde 1.25 gol görürken Beşiktaş 1.5. 0.25 daha fazla gol görmüş. Kalesine gelen şutlarda 10.7 Fenerbahçe, 9.3 Beşiktaş. Bu bize şu ana kadar okuduğumuz istatistikleri değerlendirecek olursak Uğur Bey kalesine gelen şut satırı bir şey söylemeye çalışıyor mu? Ya çok radikal farklar yok. Toplu oynama bence en radikal fark orada %5 Beşiktaş daha fazla toplu oynuyor. Doğru. Yaklaşık 59'a 54. Bu Beşiktaş'ın oyun tarifini yapan istatistiklerden birisi. Beşiktaş topa sahip olmayı seviyor, domine etmeyi seviyor. Dolayısıyla ikili mücadelede, biraz paylaşmayı seviyor. ikili mücadelede yüksek çıkıyor değil mi Beşiktaş'ta? Geçen sene hatırlayın Beşiktaş'ın ikili mücadele çok net bir veriydi geçen sene için. Bu sene için değil. Geçen sene Beşiktaş'ın rakibinden ikili mücadelede aşağıda kaldığı karşılaşmalarda çok ciddi sorun yaşıyor ya da kaybediyordu. Bu sene için e, onu söyleyemeyiz daha dalgalı bir performans ama geçen sene bu net bir veriydi. Bu sezona baktığımız zaman %51 ile ortalama Beşiktaş rakiplerinden daha fazla ikili mücadele kazanmış. Beşiktaş'ın verileriyle ligde bulunduğu yer çok örtüşmüyor. Örtüşmüyor. Evet. Şaşırıyor insan. %59 toplu oynuyor. Bu ise lider. Toplam şutta lider. İsabetli şutta lider. Toplam şutta lider mi? Lider. Ben maça e, programa girerken baktım. İsabetli şutu tamam da toplam şutta da lider toplam mi? şutta da lider değil mi Tolga? Ben bakmıştım. Tolga'dan Ama cevap bakıyorsun, Sessiz kaldı. Bakıyorsun <laughs> puan tablosunda çok aşağıda. <laughs> Doğru. Bunlar ilk 16 hafta. Evet evet doğruymuş Uğur Beyciğim. Şeyde de toplam şutta da lidermiş. Evet. Beşiktaş. İşte o yüzden acaba dedim hani kalesine gelen şut. Burada iki tane dikkat çekici sık var. Bir %59-54. Beşiktaş'ın topla. daha fazla yüzde %5 gibi ciddi bir farkla daha fazla topla oynamak istemesi, set hücumu mantalitesi yani kısacası, Hı -hı. set hücumuyla ile gol araması. Bir de Fenerbahçe'nin ligin en çok faal yapan takımı olması o enteresan. Gerçi Beşiktaş da az faal yapmıyor ama ikisinde çok faal yapma sebebi kaybettikleri toplarda küçük faullerle çabuk geçişleri kesmeye ki Fenerbahçe dediğim gibi faal üstesinde lig lideri. Bir sonraki sayfamız var mı burada eklemek istediğiniz geçtik bir sonraki sayfasına yine sayfaya yine ilk 16 hafta itibariyle. Şimdi gol beklentisi Fenerbahçe'de 1.61 iken Beşiktaş'ta 1.50. Rakip cezasında topla buluşma ilk 16 hafta itibariyle ortalama 25.4 Fenerbahçe'de 26.2 Beşiktaş'ta. Hücum bölgesinde pas ve bundan sonraki şeyler de istatistikler de bu başlığa re referans ediyor. Rakip yarı sahada pas, 10 pas üstü diziler ve direkt hücumlar olarak değerlendirebiliriz. Hücum bölgesinde pas Beşiktaş %73'e 2, Fenerbahçe %69.7. Rakip yarı sahada pas Beşiktaş yine %79.5 ile önde. 10 pas üstü diziler. Fenerbahçe'nin bunun çok fazla denediğini söyleyemeyiz zaten. Beşiktaş bu çerçevede 11.75 ile önde. Direkt hücumlarda ise yine her iki takımın oyun anlayışını net bir şekilde gösteren bir istatistik. 1.94 ile Fenerbahçe önde. Şimdi Beşiktaş 3. bölgeye kalabalık geliyor. 3. bölgeye kalabalık geldiği için hücum bölgesinde pas istatistiğinde de rakip yarı sahada pas istatistiğinde de tabii daha yüksek yüzde tutturuyor. Doğal olarak 10 pes üstü düzü daha fazla yapıyor. Zaten geçen sezonda karakterleri oydu. Gole yüksek pas serileriyle gitmeye çalışıyor. Bu da bu istatistiklerde Beşiktaş'ı öne çıkarıyor. Fenerbahçe ise daha direkt hücum mantatisi hareket sezon başından beri. Daha fazla geçişlerle çağrı aradı. Rakiplerini eksik yakalayarak daha net gol pozisyonu yakaladı belki de. Bunun da bu şekilde avantajını sağladı. O yüzden direkt hücum hissesine Fenerbahçe Beşiktaş'ı üstü. Yani iki farklı felsefe olduğunu bir kez daha gözler önüne seren bir sayfa. Beşiktaş daha dominant oyun, daha fazla üçüncü bölgede pas, daha fazla 10 pas süreli dizi. Bu zaten onu gösteriyor. Yüzde %59 topla oynayan bir takım. Fenerbahçe ise yüzde %54 topla oynayan bir takım. Daha fazla direkt hücum. Daha kaleye direkt gitmeye çalışan Mantelte. Geçelim bir sonraki sayfaya. Her iki takımın yaklaşımını bu istatistikler gösteriyor bize. Bu da son hafta geride bıraktığımız haftada oynanan karşılaşma. Hani Beşiktaş özellikle Sergen Hoca gittiği için hoca değişikliğiyle alakalı bir farklılık olmaması adına son iki maçı kıyasladık. Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 4 gol atarken Fenerbahçe 2 gol buldu malumunuz Gaziantep karşılaşmasında. Gol beklentisi Fenerbahçe 1.67 gol beklentisiyle 2 gol üretirken Beşiktaş 2.13 gol beklentisiyle 4 gol üretmiş şutlarda 21'e 8, 14'te 4. Fenerbahçe'nin Gaziantep Beşiktaş'ın Kayseri maçlarından. Evet, meseliyor. doğru. Rakip ceza sahasında buluşma 25'e 36. İlk yarıda düşük müydü Beşiktaş'ın, hatırlıyor musunuz? İkinci yarı ciddi bir yükseliş mi olmuştu? Tam hatırlayamadım şimdi onu. Kağıdı da almamışım yanıma istatistiği. Mümkün tabii ki. Sanki emin olamadım ama ikinci yarıda çok ciddi bir artış oldu. Toplu oynamada evet, yüzde 73'e 69 isabetli paslarda Beşiktaş'ın daha fazla isabetli pas yaptığını söyleyebiliriz. Her iki takım da 27 orta yapmış ki ortalamalara baktığınızda ilginç bir şekilde her iki takımın da maç başına 21 ortama yap, orta yaptığını az önce getirmiştik ekranlara. Kornerler birbirine yakın, offside'ler birbirine yakın, fauller yine az önce de belirttiğimiz gibi son maçta da herhangi bir farklılık göstermemiş. Yani Önder Hoca sezon ortalamalarının çok dışında bir performans evet değil yapmamış. Yani Sergen Hoca'nın devamı gibi ama Sergen Hoca'nın çoktan yapması gereken bazı hamleleri Önder Hoca'nın yapması da enteresan. Yani aslında Vitor Pereira'nın beklediği oyuncu performansı hani oyuncudan gelmiyor oyuncu değiştiriyor ya Önder Hoca bu değişiklikte Sergen Hoca'nın yapmadığını yaparak o performansı almayı başardı gibi. Çok uzun zamandır zaten Wellington formsuzdu. Serdar Saatçi orada bekliyordu kulübede. Montero bekliyordu o rotuşu bir türlü yapmamıştı Sergen Hoca. Çok uzun zamandır Kenan aldığı dakikaların hakkını veremiyordu. Özgüveni düşüktü ve o dakikalar güvene verilse diye aklımızdan geçiriyorduk, söylüyorduk, yazıyorduk. Güven aldı o dakikaları. Rıdvan Solbek rotasyonunda birinci isim olması lazım gibi görünüyordu. Önder Hoca onu yaptı ve ufak rotuşlarla bir anda Beşiktaş'ın çehresi değişti. 90 dakika evet çok yüksek bir veri seti sayılmaz ama 90 dakika itibariyle bir çehresi değişti. Onu kabul etmek lazım. Rıdvan hem hücumda hem savunmada kendi bölgesinde forma giyen oyunculardan en efektifi olduğunu söyleyebiliriz. Gole Öyle de görünüyor savunmada ama savunmada da hızlı ve çabuk. Biliyorsunuz Sergen Hoca en sakala varken en sakalayı. Şimdi son dönemde Umut'u Rıdvan'ın önde rotasyonunda öne koymuştu ama Önder Hoca'nın seçimleri daha doğru göründü ve daha efektif oldu doğrusu söylemek gerekirse. Bu istatistikte son maç istatistiklerinde Dikkat çeken bir başka detay iki takımın çok orta yapması oldu. Fenerbahçe de çok orta yaptı. Beşiktaş çok orta evet. yaptı. Fenerbahçe Serdar Dursun'la sonra Berişay'la. Beşiktaş da Batu Şua ile oynadığı için herhalde. İkisinden de hani yüksekte gol beklentisi söz konusu. Lerine Yüksek de toplarda. çok oynadı. Hatta Pereira dedi ki Gaziantep maçından sonra yanlış hatırlamıyorsam daha fazla Serdar'ı hava topuyla buluşturmamız evet. lazım diye. Yani demek ki strateji Biraz ona hava topları ulaştırmak. Yani sizeyle, hacmiyle, boyuyla evet. dengesizlik yaratıp orada ya indirmesi ya da bitirmesi. Bu oyuncularla devam edilecekse bu maçlara demek ki yine yüksek toplar bekleyebiliriz. Bekleyebiliriz. Ki her iki takımın da herhalde en azından Serdar Dursun'a çıkacağını tahmin ediyoruz. Beşiktaş'ta da Lerin bilmiyorum kanatta Batu Şua'yı ileride diye kabaca tahmin edebiliriz evet, az önce konuştuğumuz oyundu. gibi. Tahminler oyundu. Biraz daha ayrıntılı bakacağız istatistiklere. Bir sonraki sayfamıza geçelim. Yine ilk 16 hafta itibariyle dakika başına isabetli pas Fenerbahçe 14.8 isabetli pas yaparken dakika başına Beşiktaş 16.1. Peki pasların uzunluğu ortalama olarak Fenerbahçe 18.5 metre Beşiktaş da 17 metre yapıyor. Yani ilk iki satırdan Beşiktaş hem daha yakın ve kısa ve görece Fenerbahçe ile kıyasla kısa ve çok. Yapıyor. Fenerbahçe biraz daha uzunu evet. deniyor gibi Zaten bir sonuç. Oy, oyunlarının doğal sonucu He. değil mi? Gol öncesi ortalama pas. Bu da öyle. 7.8 Fenerbahçe, 9.1 Beşiktaş. Golle sonuçlanan atakların süresi. Şimdi peki. Sadece gol öncesi ortalama pas ile golle sonuçlanan atakların süresi bu iki satırı baz alacak olursak. Evet. 23.7, 25.5 birbirinden çok farklı değil. Duran toplar biraz orada yakınlaşıyor bu ses. Öyle mi? Yani şunu rica ediyorum, İstatistik Duran top hariç, var. evet. Duran top hariç diye de bunu da ölçersek, gol ya ataklarının süresi, Duran toplar hariç diye ikinci bir kategori yaparsak, Siz demek istediğim aradınız şey alarak e, hemen var. cevabı verdiniz. Teşekkürler. Bu biraz gerçeklikten koparıyor. Bütün istisna birbirine yaklaşıyor. Ama yine de Beşiktaş'ın dakika başına daha fazla isabetli pas yapması doğal mı? Doğa. Doğal. Oyunuyla paralel mi? Paralel. Aynen öyle. Pasların uzunluğunun ortalama olarak daha kısa olması Beşiktaş'ın doğal mı doğal? Oyunuyla paralel mi? Paralel. Fenerbahçe'nin gol öncesi daha az pas yapıyor olması, daha az pasla gole gidiyor olması direkt oyun felsefesiyle paralel mi? Paralel. Fenerbahçe'nin golle sonuçlanan ataklarının süresi Beşiktaş'a göre daha kısa olması oyunuyla paralel mi? Direkt oyun mantalitesiyle paralel. Evet istatistikler arasında çok büyük farklar yok ama yine de oyunlarıyla korele. Ha, burada bir de kat edilen mesafe var. Fenerbahçe sezon başından beri 115-116 bu seviyede gidiyor. Bu Pereira'nın Fenerbahçe'ye kattığı az sayıdaki pozitif e, po pozitif verilerden biri 115-116 kat edilen mesafede gitmeli. Beşiktaş bu anlamda sezon genelinde takımın da yaş ortalaması biraz yüksekti tabii. Geride kaldı. Şampiyonlar Ligi'nde geride kaldı. Dur. Ama son maç bu 111 ortalamayı 116'ya çıkarttılar. Kayseri maçında sanırım genç oyuncu sayısının ve aldığı dakikorun artması etkili oldu. Geçelim bir sonraki sayfamıza. Sırada duran toplar var. Duran top gol istatistikleri. Kornerden Fenerbahçe 1, Beşiktaş 2 gol bulmuş. Direkt serbest vuruştan Fenerbahçe 1 gol bulurken Beşiktaş'ın bu alanda, bu satırda golü yok. Serbest vuruştan gol yok. Penaltıdan her iki takımda birer gol. E, toplamda duran toptan üçer gol. Ki doğal olarak gol oranı da eşit olarak yansımış. Burada ceza sahası içinden Fenerbahçe 18, Beşiktaş 20 gol bulurken ceza sahası dışında Fenerbahçe 8 gol bulmuş. Bu istatistik ile 8 gol ile bu istatistiğin birincisi Fenerbahçe. Evet. Ceza sahası dışından 6 gol bulan Beşiktaş'ta üçüncüsü. İkisi de iyi. İkisi de iyi. Duran top ofansı konusunda Vitor Pereira da Sergen Yalçın'da sınıfta kaldı. Yani bu sezon ne Fenerbahçe'den ne Beşiktaş'tan duran hücumu konusunda ya yaratıcı bir iş yapıyorlar. Ekstra bir organizasyon deniyorlar. Rakipleri zor durumda bırakıyorlar diye konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Sözünüzü unutmayın. Ligimizde duran top organizasyonu yapan bir takım. Sivas mesela iyi. Birkaç takım var bu konuda iyi olan. Büyüklerde çok göze çarpan evet. yok. Evet. Trabzonspor fena değil istesidir yine. Sözünüzü kesin buyurun. Zaten penaltıları çıkarırsan ikişer duran top golü var Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'ın. Sayı oldukça düşük. 16 maç 1440 dakika 1440 dakikada ikişer duran top golü. Fenerbahçe ve Beşiktaş büyük takımlar, konvansiyonel büyükler daha fazla bulmalarını beklersin. Demek ki 16 maçta 2 yapıyorsan ortalama 8 maçta bir sezonda 5 golle tamamlayacaksın duran toptan. Ki bu sayı düşük. Çok düşük. Daha fazla olması lazım. Bazen bir oyuncu yapıyor bu kadar istatistik. Sen bir takım olarak... Ranyik Kocam'ın sözlerini hatırlayalım. Ralf Ranyik hocamın. Üçte biri değil mi? Yüzde Gollerin %30'u duran toplardan üretiliyor. Acaba antrenmanın %30'unu duran toplara ayırıyor musunuz diyor. Euro 2020'de 40 gol. 142 golde 40 sanırım. Yani yaklaşık yine %30 yapıyor. E burada kaç? Kaç golleri var? Tolga 20, 26 mı? 26 gol. 26 golde 2. %7. %30 normalde Üçte birin yanından global geçim. ortalaması. Senin %7. Normalde 26'da 8-9 olman lazım global istatistikle paralel olsaydı. 8-9 tane atman gereken 2 tane atmışsın. Evet. Bu da zaten ne kadar yetersiz olduğunu, duran top ofansı konusunda iki takımın ne kadar yetersiz olduğunu kanıtlayan bir şey. Bir, bir de duran top defansına gelince Buyurun. o anlamda da özellikle organize takımlara karşı zafiyet gösterdiler. İşte Beşiktaş Sporting'e karşı, Dortmund'a karşı çok çaresiz kaldı kornerlerde. Fenerbahçe... Aynı golden iki tane gördü kalesinde evet. Sporting maçında. Beşiktaş evet. Sonra Dortmund maçında. Fenerbahçe Antwerp'e karşı yedi Alanya'ya karşı yedi. O dönem ligde peş peşe yedi. Ne yapıyorlar? İkisi de alanı savunuyorlar. Tam birebir aynı değil alan savunma biçimleri. Ama ikisi de alanı savunuyorlar. Ve rakibe vurma şansı veriyorlar. Rakip o alanın dışına çıkıyor. Yedikleri goller genelde öyle oldu. Alanın dışına çıkıyor. İlk topa dokunuyor. Ve ikinci top kargaşası yaşıyorlar. Genelde böyle yediler duran topları. E şimdi ikisi de duran topları kötü savunduğu gerçeği üzerine hareketle bu maçta duran top golü de olabilir. Çünkü ikisi de savunmada kötü. Ofansa da kötüler diyeceksin. Belki ekstra çalışan varsa bu hafta içinde. Belki ekstra bir şey çıkar. Ama ofansa defansa da iki takımın da duran top performansı tatmayıcı değil. Ve son olarak yazar sahası dışı gol. Evet 1 8 1 6. Liginde zirvesindeler. O anlamda da iyi oyuncuları var. Her iki takımında. Fenerbahçe'de Sosa'sı var. İşte Crespo'su var. Valencia'sı var. Mesut'u var. İrfan Can belki ligin en iyi oyuncusu. Beşiktaş'a baktığın zaman Can bir tane öyle attı. Oğuzhan Kariyerinde öyle golleri olan bir oyuncu. Gezzal geçen suzon çok attı. Pjanic şu anda yok ama Alex Teixeira o tipte çok oyuncusu var. Dolayısıyla iki takımın da yine ceza cezaların dışından gol bulmaları beklenebilir. Sırada her iki takımın kalecisinin kıyaslaması var. Berke 7 maçtır Fenerbahçe'nin kalesini koruyor. Ersin de zaman zaman hocanın tercihleriyle e, Mert'le değişti şimdi burada engellenen gol Ersin Destanoğlu'nun sıfır çıkmış ancak e, bunu nasıl değerlendirmemiz gerekiyor yani hiç kurtarış yapmadığı anlamında değil bu değil tabii şimdi Gel, gol beklentisi buyur. diye bir istatistik var ya evet. hücumda kullanıyoruz İşte maç sonunda gol beklentileri veriyoruz az önce Beşiktaş Kayseri maçında 2-13 gol beklentisi Doğru. mi yapmış 2-13 gol beklentisi yapmış 4 gol atmış ne oluyor o zaman beklentiden 187 üstün netice almış oluyor bu o Ersin bütün sezon boyunca aslında yemesi beklenen gol beklentisi 12'ymiş. O da 12 gol yemiş. Yani bir fark yaratamamış. Beklendiği kadar gol yemiş o anlamda. Net gol pozisyonlarını da ekstra bir kurtarış yapamamış. Yoksa hiç kurtarış yapmadı anlamında değil. Bu Hı. açılımı net bir şekilde ifade edelim izleyicilerimize. Yoksa kalesinde gördüğü şut 29. Tabii. Beklerinin üzerinde de yememiş. Kötü performans evet. da göstermemiş bu anlamda ligde en büyük farkı Uğurcan yarattı. Tolga belki o sesi söyler. 9 gol falan artısı var. Doğru. Beklentinin 9 tane altında yedi Uğurcan. Ersin bu anlamda beklenti kadar yemiş. Bir fark yaratamamış. Fenerbahçe'de Berke geride bıraktığımız 7 haftada nasıl bir performans sergilemiş? Burada Fenerbahçe'nin kalesinde gördüğü, kalesinde verdiği gol, oluşan gol beklentisi 9.6 iken 8 gol yemiş ve bu çerçevede de 1.6 kurtarışı var. Evet. Berke. Ya bir fark yaratmış Berke. Bir fark yaratmış. Beklenti yaklaşık 9.5'ken ye, 8 yemiş. 1.5 gol azını yemiş. Berke. Bir fark yaratmış. Altay da bir o kadar fark yaratmıştı hatırlıyorum. Tekrar altını çizelim. Bu iki kalecinin kıyasında bu adamlar hiç kurtarış yapmadı değil. Kalesinde oluşan gol beklentisi istatistiği ile o gol beklentisini kurtardı mı kurtaramadı mı? Evet. İstatistiği toplam değil. XG'ye bakarak yapılan bir kıyaslama. Diyelim bakayım ne kaldı geriye. Fenerbahçe'nin gole en çok katkı yapan oyuncuları kimler? Buyurunuz. Burada Mesut Özil 5 gol 2 asistle. Birinci sırada Rossi de 2 gol 5 asistle. Onu takip ediyor. Serdar Dursun hızlı bir şekilde 5 gol 1 asiste ulaştı. Ener Valencia Uzun süre sakat olmasına rağmen 2 gol 3 asiste yine toplam 5 gole doğrudan katkısı var. İrfan Can Kahveci, Miha Zays. Kaç tane orta saha oyuncusu saydım? Mesut. Rossi'de ekler miyiz oraya? Daha çok forvet oyuncusu belki. Ee, İrfan Can Kahveci, Miha Zays. Ferdi Kadıoğlu'nun yine. 2 gol 1 asisti. Mergin Beriş'e 2 gol 1 asist. Şöyle baktığımız zaman herhalde kabaca forvet oyuncularından ziyade sanki orta saha oyuncularının katkısı daha fazla diyebilir miyiz? Şöyle diyebiliriz belki ama şöyle olursa. Şimdi 3-4-2-1 oynatıyor Pereira. Santos'un arkasındaki ikiliyi orta sahanın sayarsan evet. Mesut'la İrfan mesela bekliyorsun ya bu maçta. Serdar'ın arkasında. Hocanın kafasında onlar aslında orta saha değil. 3-4-3 evet. dersen onlar forvet oluyor. Evet. O yüzden aslında burada Mesut Rossi Serdar Valencia, İrfan Beriş aslında forvet oluyor. ileri üçlü. içindeki oyuncular oluyor. Zayt Seferde dışındakiler. Zaten şaşırmadım onların dışında çok fazla gol katkısı olmamasına. Çünkü Fenerbahçe'nin oynadığı oyunla ilgili en önemli problem bu. Bloklar arası bağlantının zayıf olması. Bir türlü forvetler dışındaki oyuncuların asist ve gol katkısını artıramaması. Şimdi bak Mesut Rossi, Serdar Valencia, İrfan Berisha ileri üçlü de kullandı oyuncular. Vitor Pereira'nın. Evet. Dolayısıyla Zayt ve Ferdi dışında katkı gelmemiş orta saha oyuncularından. Daha fazla katkı olması gerekirdi. Sen büyük takımsın. Peki Beşiktaş'ta durum nasıl? Beşiktaş'ın gole en çok katkı yapan oyuncuları kimler? Onlara da bakalım. Mişi Batşuay 6 gol 2 asistle burada. Birinci sırada Kaller'in 5 gol 1 asistle. İkinci Güven Yalçın 4 gol 2 asist. Rıdvan Yılmaz 2 gol 2 asist. Pjan için 2 asisti var. Alex Teixeira'nın 2 golü var. O Beşiktaş'ın ceza sahası dışından bulduğu şutlarda Teixeira vardı. Teixeira var. var. Ra Raşit Gezal 1 gol 1 asist. Rozier'in 2 asisti var. Enkudu 2 golü var. Sezona çok iyi başladığını söylemiştik ama talihsizlik oldu. Hem Beşiktaş hem Enkudu adına üst üste 2 sakatlıkla doğal olarak bu şeyde derbide görev alamayacak Enkudu. Şimdi Batu Şahin'in 8 gol katkısı var. 3'ü son maçta. 5'ti yani son maça gelene kadar. Güven'in 6 gol katkısı var. 3'ü son maçta. Asistler evet. Onun da 3'tü. Son maç bayağı onların istatistiklerini parlattı. Daha iyi hale getirdi. Beşiktaş'ta 16. hafta itibariyle de mesela Gezdal'den daha fazla gol Doğru. katkısı beklersin. Sadece 2. 1 gol 1 evet. asist. Geçen sezon müthiş bir asist istatistiği yapmıştı. Alex Teixeira'dan daha fazla gol katkısı beklersin 16. hafta sadece 2. Piyaniş'ten bile belki hani 4-5 beklersin gol artası toplam onun da 2. Beşiktaş'ta bu sezon star oyuncular, yüksek maaş alan, yüksek beklenti olan oyuncuların tam anlamıyla şu dakikaya kadar beklentileri karşılığını söyleyemeyiz. İstatistiklerimiz bu kadardı Uğur Bey. Ee, son olarak bağlayalım isterseniz derbiyi. Ondan sonra bir araya gideceğiz. Son e, yorumlarımızı alalım. E, i̇ki hocanın da bu zamana kadar ortaya koydukları verilerin çok dışına çıkacaklarını sanmıyorum. Beşiktaş deplasmanda olmasına rağmen hani pragmatik bir oyun tercih edeceğini çok zannetmiyorum. Oynayabileceklerini de çok zannetmiyorum. Şampiyonlar Ligi de bunu gösterdi. Beşiktaş yani pragmatik oyun oynamak istediğinde çok bunu başarabilen bir takım değil. İçeride dışarıda topa sahip olmayı deneyen, stoperlerle, maa ile çıkan, Örerek hücum etmeyi bilen bir takım. Sergen Hoca öyle bir miras bıraktı. Herhalde Önder Hoca o şekilde devam edecektir diye tahmin ediyorum. Yani Kadıköy'de Fenerbahçe'nin %70 top oynamasını beklemiyor hiç kimse. Beşiktaş'la Fenerbahçe'nin topu, paylaş, topu paylaşmanı bekliyor. Hatta Beşiktaş %55 çıksa şaşırmazsın değil mi? Çünkü bu Doğru. bir Pereira takımı. Doğru. O yüzden şaşırmazsın. Fenerbahçe'nin de Pereira'nın bugüne kadar ki ortaya koyduğu stratejinin dışına çıkacağını çok zannetmiyorum. Yine muhtemelen bir fırsat oyunu, bir geçiş oyunu. Galatasaray'a karşı bunu başarmışlardı, 2-1 kazanmışlardı. E, oyun anlamında Galatasaray daha üstün gözükse de tabelayı yakalayan Fenerbahçe olmuştu. Beşiktaş karşısında muhtemelen onu e, hedefleyeceklerdir. İki takımın da son bölümde çok attığı, çok yediği bir sezon. Zaten Süper Lig'in genel karakteristiği bu. 75'ten sonra takımlar fiziksel olarak düşüyor ve ondan sonra skorlar belli oluyor. Bak sayıları söyleyeyim. Buyurun. Fenerbahçe maçlarında son 15 dakikalarda 14 gol olmuş. Beşiktaş maçlarında da 15 gol olmuş. Yani çok ciddi bir sayı. Son 15 evet. dakikadan bahsediyorum sadece. Fenerbahçe maçlarında 14 şu ana kadar. Beşiktaş maçlarında 15. Bu ne demek? 16 hafta olduğuna göre haftada ortalama 1. Son 15 dakikada Fenerbahçe maçlarında 1 gol oluyor. Beşiktaş maçlarında 1 gol oluyor ortalama. O zaman bu maçın da neticesinin son 15 dakikada belirlenmesini beklemek herhalde çok sürpriz olmaz. Gollü, eğlenceli giden gelen bir maç olabilir gibi geliyor bana. Mesela böyle 2 1e 2-2'ye giden bir maç. Benim beklentim o. Tekniği, taktiği konuşacağız. Ondan sonrasına iki başlık bırakacağız demiştik. Bir tanesi derbiye e, Fırat Aydınus atandı. Herhalde şaşırtıcı bir durum değil diyebiliriz rahatlıkla. Belki hakem kurulu pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbiye Fırat Aydınus'u atadı demiş. Bir diğer e, gazetemizde de aslında bu derbiden farklı bir şey başlık. Fırat Aydın Usta ilgili. Buyurun buyurun. Şunu söyleyebilirim. 35. derbisi kariyerinde 48 yaşındaki Fırat Aydın 35. derbisi. Müthiş bir kariyer. Önce tebrik edelim Fırat Hoca'yı. Ama şunu da düşünme edemiyor insan. Yani Fırat Hoca'nın normalde yaşı dolmuştu. olmuştu. Doğru. Biliyorsunuz statü değişikliğiyle hakemliğe devam ettirdik. Sonra ne yaptık? Galatasaray, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Beşiktaş zaten 3 maç var ilk yarıda. İkisini Fırat Aydınus yönetiyor. 3'te 2 Fırat Aydınus'a verdik. Ya bizim başka hakemimiz yok mu? Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır dışında. Pratikte en kısa cevap sanırım yok. Ya da iyi demek yetiştiremiyoruz. Bir de Halil Umutmeler. Elit kategoriye çıktı Halil Umutmeler. Canı gönülden tebrik ederim. FIFA elit kategorideki yeni hakemimiz oldu. Bir de Halil Umutmeler'e derbi veriyorsun ki onu da çok yıpratıyorlar. Hani onun dışında e Türk futbolunun kanayan yarısı 48 yaşındaki Fırat Aydınus'la 45 yaşındaki Cüneyt Çakır dışında Derbi hakemi yaratamıyor, öğretemiyor olma. Fırat Aydınus'a tebrikler tabii ki ama bu da tabii ki büyük bir soru işareti. Ee, bir gösterge bizim yaşadığımız ortama ilişkin. Ee, dediğim gibi doğrudan derbiyle alakalı değil. Fenerbahçe'de ben sabah şeyde gördüm, Fanatik Gazetesi'nde gördüm. Pelkas'la alakalı bir başlık. Değerli, e, sevgili reji getirelim lütfen hemen bu bölümü kapatmadan onu da konuşalım ardından e, gidelim araya. Konya maçından bahsediyor Fanatik Gazetesi. Erol Bulut döneminde Fenerbahçe'nin yıldızlarından birisiydi Pelkas. Ama bu sezon beklentilerin uzağında kaldı. Pelkas için kırılma anıysa Konya maçının ilk yarısı bitmeden oyundan alınması ve Pereira ile yaşadığı diyalogtu. Hatırlayacaksınız, 2-0'dı. Konya karşılaşmasında 41. dakikada yani ilk yarının bitmesine çok kısa bir süre kalmıştı. Eee Pereira de değişiklik yapmıştı. Pelkas gazete yazıyor. Pelkas bu sırada oyundan çıkarken bu dakikada oyuncu mu çıkarıldı diyerek tepki gösterdiği öğrenildi. Portekiz hoca oyuncusuna moral verip ona nedenlerini anlatsa da Pelkas'ın morali bir hayli bozulmuştu. Devre arası olduğunda 28 yaşındaki oyuncu bir süre kulübede tek başına oturduktan sonra soyunma odasına gitmişti. Sonrasında ise Pelkas sadece 4 maçta süre buldu. Ee, en son oynattığında Vitor Pereira Pelkas için e, üst üste maçları oynamıyor. Biraz daha şeyi yakalaması lazım. Devamlılığı yakalaması lazım demişti. Ancak e, ilk sayfamızı hatırlayın bugün bu bölümde okuduğumuz ilk sayfa yönetimle ara pek iyi değil vesaire. Ben oraya bir cümle daha eklemek isterdim. Oyuncularla da arası pek iyi değil galiba. Yansıyan özeldir, özel oyuncular. Görüntü yıldızlar demiş ya evet. gazete. Hiçbir yıldızla arası iyi değil diye ama yani şöyle şimdi tabi bunu ölçmek kimseye de haksızlık etmeliyim ama Kim Mince ve Atilla Salay'daki düşüşte bundan bağımsız mıdır acaba? Bu durumdan bağımsız mı? Şu mıdır? anda bilemiyoruz. Tabii bilemiyoruz. Zaman gösterecek. Elbette kimseye haksızlık etmeyelim. kimsenin hakkını almayalım ama. Ya, otomatik olarak bir kafanda sınıflandırma, düşünce sınıflandırması yaptığın zaman sanki Pereira'nın hiçbir oyuncusuyla arası iyi değilmiş gibi bir sonuca da varabiliyor insan. Ama dediğim görev gibi o ayrı haksızlık etmiyor. Görev adamlarıyla arası iyi. Bu tip teknik adamlar görev adamlarını sever. Yani yeteneği çok üst düzey olmayan bu yüzden de hayatında hep çok çalışmak zorunda kalmış. Çok çalışarak bir yere gelmiş. Çünkü kendi profilde öyle değil mi Vito Pereira'nın? Zidan Zidane değil. Otomatik olarak almamış Real Madrid tek direktörünü. Guardiola değil. 37 yaşında Barcelona tek direktörlüğünü e, renkli bir kutu içinde takdim etmemişler sana. Çok çalışmak, tırnaklarına kazıyarak bir araya gelmek zorunda kalmışsın. Ve dolayısıyla o tip de karakterlerle de enteresan bir şekilde daha iyi iletişim kuruyorsun. Kimle? Crespo'yla. Daha iyi iletişim kuruyorsun. Kimle? Tisserand'la. Daha iyi iletişim kuruyorsun değil mi? Onlar gelişiyor mesela. İşte Osayi Samuel'le ama özel yetenek Mesut Özil, özel yetenek Robin Van Persie, özel yetenek Nani, özel yetenek İrfan Can. Olmuyor. 78'de oyundan çıkarıyorsun İrfan Can'ı gösteren maçında. Pelkas. Özel yetenekler sana farklı, sen gibi değil, sana benzemiyor. Ama hayat böyle bir şey. Sadece sana benzerlerden ibaret değil. Sana benzemeyenleri de kabullenebildiğin ve yönetebildiğin zaman iyi tek Bravo. direktör oluyorsun. Bravo. En doğru tanımı bu oldu. Dolayısıyla Pelkas özelinde bakacak olursak, kafa oynadı, oyunda kaldığı süre içerisinde, hocanın ona şans verdiği süre içerisinde de hiç oyunda değilmiş gibi. Pelkas. E tabi ben de moralinin iyi olduğunu düşünmüyorum. Bu bahane değil. Bence her futbolcu şartlar ne olursa olsun yüzde yüzde kalmak zorunda. Moralini iyi tutmak zorunda. Çok iyi bir iş yapıyorlar. Doğal yetenekleriyle muazzam maaşlar kazanıyorlar ve hobileri mesleklerine dönüş. Ben hepsinin her sahaya çıktıklarında gözlerinin parlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü milyonların hayal ettiği bir işi yapıyorlar, mesleği yapıyorlar. Ama bu işin bir boyutu, diğer boyutu da Vitor Pereira'nın da Pelkas'tan asla olması gerektiği gibi faydalanamadığını, zaten Vitor Pereira ile halen Fenerbahçe yönetiminin neden devam ettiğini anlayamadığımı zaten dile getirdim ki 17 yıllık meslek hayatımda çok az söylemişimdir böyle sözcükler. Hani bilenler bilir. İnsanlara birinci şans, ikinci şans değil, 22. şans verilmesi taraftarı olan biriyim. Bu konuda çok dikkatliyimdir ve empati kurmaya çalışırım hep kolay kolay bir tek direktör için hani neden hala devam ettiğini anlamıyorum demem. Ama Fenerbahçe Pele ile ilişkisi bence çok yıpranmış bir ilişki. Peki. Değerli izleyenler, e, derbinin bütün açılarıyla ele aldık. Unuttuğumuz, atladığımız bir gazetemiz ya da istatistikimiz e, istatistiğimiz olmadı. Şimdi bir araya gidelim ardından e, diğer gazete başlıklarımızla haberlerimize yine buradayız efendim. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Öncelikle Galatasaray ve Milliyet Gazetesi diyeceğiz. Başlığımız WhatsApp istifası. Galatasaray Başkanı'ndan sonra toplantıda oylama yapılması ayrılıkları getirdi. WhatsApp grubu üzerinden yöneticiler Rezan Ep Özdemir ve Köksal Ünlü'ye gereğini yapın mesajı gönderildi. Şimdi daha ileriye gitmeden, yani okumadan haberin geri şu sıralarda Rezan Ep Özdemir bir... Ee, ...basın toplantısı yapıyor canlı olarak ve orada istifa etmediğini belirtmiş. Şu anda konuşması devam ediyor. Şöyle bakayım. Ee, Rezan Bey ne demiş? İstifa etmedim, sadece Futbol AŞ görevimden istifa ettiğimi bildirdim. Galatasaray Spor Kulübü yönetiminden değil, sadece Futbol AŞ görevimden istifamı bildirdim diyor. Galatasaray'ın 3 eski başkanı kalmamı istedi... Önceki yönetim kurulu üyelerinden, başkan yardımcılarından, üyelerden telefon aldık. Ada gibi kronik bir problemi çözdük. Bu süreçlerin akamete uğramasını istemiyorum diye de gerekçesini ...görevde kalmasının gerekçesini anlatmış. Peki e, şu anda durum böyle Rezan Epozdemir açıklamalarına devam ediyor. E, peki süreç buraya nasıl geldi? Gazeteden onu okuyalım, Milliyet gazetesinden. Galatasaray'da son iki günde gelen istifaların perde arkasını Milliyet aralıyor demiş gazete. Salı günü gerçekleşen yönetim kurulu toplantısının... ...Başkan Burak Elmas'ın ayrılmasından sonra da devam ettiği... ...Başkan Yardımcısı Rezan Epozdemir'le... ...Genel Sekreter Köksal Ünlü'nün, Hande Ocak Başevin CEO olarak görevlendirilmesini oylamaya sundu. Ve tüzüğün 94. maddesine göre böyle bir atamanın yapılamayacağını savundukları bildirildi. Yani atamayla olmuyormuş. Peki Rezan Epözdemir'le Köksal Ünlü'nün Başkan Burak Elmas'ın toplantıdan ayrılmasından sonra konuyu sürdürüp oylamaya sunması bardağı taşırdı demiş gazete. Galatasaray Başkanı Burak Elmas da yöneticilerin bulunduğu WhatsApp grubuna yönetim kurulu toplantısından çıktıktan sonra ben yokken irademe rağmen bir oylama yapmak isteyen arkadaşlarımızın yarın sabah itibariyle gereğini yapmalarını rica ederim mesajını gönderdiği öğrenildi. Bunun üzerine Rezane Özdemir istifa kararı alan ilk isim oldu. Burak Elmas'ın danışmanı Ahmet Kasım Han ile Yumruk yumruğa kavga eden Genel Sekreter Köksal Ünlü de, dün akşam istifa gerekçem, son dönemde yönetim kurulu içinde yaşamakta olduğum idari, sportif ve iktisadi derin fikir ayrılıkları ve anlaşmazlıklardır. Demiş Köksal Ünlü de. Ve e, bu sözlerle istifa etti diyor. E, gazete WhatsApp istifası başlığı altında. Şeyde e, kolay bir iş değil kulüp yöneticiliği. Hele ki ee, çok ciddi mali yükümlülükler var iken ve bunu döndürme mecburiyeti bulunurken ve bunu döndürürken de %100 başarılı olmak beklentisi varken kolay bir iş değil. Hakikaten e, stresli, yoğunluğu, ağırlığı fazla olan bir iş. Dolayısıyla bu tip baskılar altında zaman zaman yönetimlerde fikir ayrılıklarının olması son derece de normaldir. Ancak şunu düşünüyorum sadece, şimdi siz başkan olsanız ben de sizin yönetiminizde bulunan bir isim olsaydım. Sizin de fikir ayrılığım var ise eğer anlatıldığı gibi ise aktarıldığı gibi ise bir karar aldınız bu böyle yapılacak diye tartışılır konuşulur derim ki böyle böyle yapılması daha tamamen tamamen kendimi empati yaparak düşünüyorum. Bunun böyle böyle olması daha doğru olur bu yöntemi doğru bulmuyorum. Hayır böyle olacak yasa olarak ya da tüzük artık her neyse idari olarak bakın böyle böyle şeyler var. Eğer fikir aralığı devam ediyorsa ben giderim. Anlatabiliyor muyum? Eğer anlatıldığı gibi ise diyorum. Yani başkan gittikten sonra, Burak Elmas çıktıktan sonra e, onun aldığı kararın aksine bir e, konuda oylama yapılması elbette sonuçta başkan. Öyle değil mi? Çok Bilmiyorum. sağlıklı bir durum olmamış. Eğer anlatıldığı, yazıldığı gibi ise, evet. Çok sağlıklı bir durum olmamış yani. Çok sağlıklı bilgi sahibi olmadığımız için evet. sağlıklı yorum yapmanın da zor olduğu bir konu ama ben hala yıllardır şunu anlayamıyorum. Hem dernek hem de şirket aktif ya bazı kulüplerde. Bir Galatasaray Spor Kulübü derneği var bir de Sportif Anonim şirketi var. Sanırım bu yeni spor yasasıyla beraber kulüplerin tam anlamıyla şirketleşmesi ve tam anlamıyla şeffaflaşması tamamlanınca belki daha net alacağız bu yanıtları daha şeffaf olacak yönetimler. Yani mesela CEO olarak atanıyor ya. Evet. Hande Hanım. Dernek CEO'su mu? Öyle görünüyor. Galatasaray Spor Kulübü Derneği ve bağlı ortaklıklarına CEO olarak atanmıştır. Ama şeyde diyor ki Rezan Öpözdemir ben Sportif Aşağı Yönetim Kurulu'ndan istifa ettim. Dernek Yönetim Kurulu'ndan istifa ettim evet, diyor. Evet. Biraz karmaşık geliyor bana. Sanırım bu spor kulüpleri yasasının değişmesiyle ve Spor kulüplerinin tam anlamıyla şirketleşmesi, şeffaflaşmasıyla beraber birçok sorunun cevabını daha sağlıklı alacağız, bu yanıtları daha iyi e, edineceğiz gibi geliyor bana. Kesinlikle haklısınız. Gerçi iyi yönetilmek için şirket e, yönetim yapısını değiştirmek şart değil dünyada. E, Ama şeffaflaşmak şart. Dünyada dernek olarak yönetilen ve futbolun zirvesinde olan dünya bir sürü kulüp var. Doğru yönetiliyorlar, şeffaf yönetiliyorlar. Ama o zaman dernekler yasasının değişmesi lazım. Türkiye'de bunun bir standart hale getirilmesi e, lazım. Türkiye'de dernek yönetimleri şu haliyle çok şeffaf değil. Değil. Özellikle spor kulübü derneklerinin ne kadar şeffaf olmadığını biliyoruz. Değil. Haklısınız. Eğer dernekler yasası revize edilip çağdaş bir hale getirilip kusursuz şeffaf olursa elbette dernek olarak da yönetebilirsin. Ama gördüğüm kadarıyla e, şu anda kulüplerin şirketleşmesi ve spor kulüpleri yasasının çıkması daha yakın bir ihtimal. Onunla ilgili çünkü sürekli haber alıyoruz. Böyle baskı, stres ortamlarında tartışmaların olması son derece normaldir. Belki de doğrusu budur zaten. Tartışmanın olması doğrusudur. Herkesin fikrini söylemesi, herkesin fikri yolunda mücadele etmesi doğrunun bulunması anlamında. Sadece Galatasaray söylemiyorum. Her ortam için söylüyorum. Herkesin fikrini rahatça ifade etmesi ve bunun için mücadele etmesi son derece normaldir. Zaman zaman bunun böyle sonuçları olabilir. Tekrar söylüyorum eğer yazıldığı gibi yaşandıysa. Zaman zaman bunun sonuçları olur. Yollar ayrılır. Ama eğer en sonunda doğru yolda gidiliyorsa zaten demokrasi dediğimiz, doğru yönetim dediğimiz hadisenin temelinde de bu vardır. Mesela tüzükte Fikirlerin ne yazıyor? Çatışması. Tüzükte ne yazıyor acaba? Benim bu burdan derneğe anladığım, CEO buradan. atamak için oy çokluğu mu gerekiyor yönetim kurulunda? Oy birliği mi gerekiyor? Anladığım o oy çokluğu herhalde. Yazılandan evet, yani atamayla olmaz, oylama yapılması gerekiyor diye. Yani, ama diyor ki mesela 94. yasaya göre diyor 94. bu maddeye tüzüğe göre. aykırı. Demek ki tüzük diye ilgili bir şey var, bir kargaşa var. Bir anlaşılan orada. o. Ben de diyorum ki bu Galatasaray kulübü sıkça yaşıyor bunu. Elbette kulüp tüzükleri olacaktır ama. Tabii ki. Bunun yanında sanki kulüplerin şirketleşmesi, bir yönetim modeli standartizasyonu sağlanması ve şeffaflaşması sanki bunun çaresi. Yönetim modeli standartizasyonu. Evet. Net. İsimlerden bağımsız kurumsal yapılar oluşturulması. Sanki çare o. Bizde tabii bu kulüp sahipliğine açılan bir yol olarak görünüyor. Bundan endişe ediliyor çoklukla. Endişe edilebiliyor. Ya da endişelerin bir büyük bir kısmı buradan kaynaklanıyor. Hani yarın öbür gün şirketleşirse ya bol parası olan birisi gelir alır kulübü şeklinde. Bu da bir endişe elbette. Ama ama bu, o da hisse tipi tanımlanarak çözülebiliyor. Aynen öyle. Bütün hisseler satılamayabiliyor. Ya da onunla ilgili daha farklı karar mekanizması gerekebiliyor. Ona göre tüzük yazılıyor. Mevcut, Dünyada birçok aile şirketi var, ona göre yazıyorlar. Mevcut yapının işlemediği çok net. Yani mevcut değil dernek mi? E, dernekler kanunuyla işlemediğini net bir şekilde görüyoruz. Ve bugünün de konusu değil, yılların konusu bu. Evet. Gerek şeffaflık, gerek hesap verilebilirlik, gerek çalışanların aidiyeti, e, sorumlulukları vesaire... Ya Galatasaray'ın son dönemde lazım. Galatasaray özelinde bütün gidiyoruz ama Galatasaray'a özgü de bir sorun değil aslında ama Aynen öyle bütün tüm Galatasaray son derece için. şeffaf yönetiliyor ve şirket olmayanlar. E, takdir de ediyorum bu yönlü Galatasaray kulübünü ama biliyorsun bir e, İbra filmi izliyoruz sürekli. Mesela el kaldırılıyor, ondan sonra sayılıyor, ondan sonra netleştirilemiyor, ondan sonra bir takım kaotik durumlar oluyor, ondan sonra mahkemeye gideceğiz diyorlar falan değil mi? Son 10 yıl içinde Galatasaray iki defa, 3 defa bu İbra kargaşasını yaşadı. Sanırım bu işlerin birazdan modernize edilmesi gerekiyor gibi Sadece gibi Galatasaray için değil elbette. Türk futbolu evet için, evet. kulüpler için. Şirket olmayanlar için en azından standart bir yönetim modelinin belirlenmesi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlulukların net bir şekilde e, dağıtıldığı, sınırların çizildiği bir yapı adına. Galatasaray'dan bir başlığımız daha var. Fanatik gazetesinden geliyor ekranlarınıza. Florya'da kaleci endişesi. Mustera'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'da kaleci krizi tekrar başladı. Başakşehir karşısında kaleyi İsmail Çipe koruyacak ancak hem İsmail'in hem de diğer kaleciler Fatih ve Berk'in formsuzluğu Fatih Terim'i kara kara düşündürüyor demiş. Şurada sağ tarafa çevirince kafamı Okan Kocuk pişmanlığı başlığını görüyorum. Terim ve ekibinin en büyük pişmanlığı sezon başında Okan Koçuk Giresun Spor'a kiralık verilmesi oldu. Karadeniz ekibinde çok iyi bir sezon geçiren 26 yaşındaki file bekçisinin kendisine en ihtiyaç duyulan dönemde kadroda olmaması Fatih Terim'in canını sıkıyor. Devre arasında geri çağrılması gündemde olan Okan'ın yerine eldeki kalecileri motive etmeye çalışan Fatih Hoca, İsmail'e her fırsatta ona ne kadar güvendiğini anlatıyor. Şimdi bu e, haberi eğer e, Fatih ve Berk okuduysa <laughs> devre arasında... Şeyin geri çağrılması ihtimali. Okan bana ne kadar güveniyorlar diye bir sorgulamış mıdır? Eşrupesiz. Madem çağrılacak. Okan yani Okan Koçuk'la ilgili. Çağrılacak derken gelip gelmeyeceği diye söylemiyoruz. Haberin dilinden bahsettim. Yani oturulur, görüşülür. Giresun'dan bir karar evet. olur ya da olmaz. Okan Koçuk'la ilgili şu anda böyle pişmanlık varsa gerçekten. Benim anlamadığım konu şu. Okan Koçuk Bursa Spor performansı da çok iyiydi. Oradan altyapıdan çıkmış. Üst yapıya ulaşmış. Çok iyi maçlar oynamış bir kaleci. Türkiye tüm alt yaş gruplarının kalesini korumuş. 17 takımın, 19 takımın, 21 takımın kalesi korumuş. Yaşı dolana kadar. Ümit Milli takımda yaşı dolana kadar orada da forma giymiş bir kare. Zaten Okan Koçuk her zaman vardı hayatımızda. Hani bir anda parlamış, Giresunspor'da parlamış ve tanıdığımız bir oyuncu değil. Musternim. Şu anda bu pişmanlığı duyuyorsan burada bir gariplik var sezon başı planlaması. Okan mı? her zaman iyiydi. Okan'ın kötü olduğu bir dönem ben hatırlamıyorum. O yüzden enteresan 34 yaşındaki Fatih Öztürk'ü kadro tutmaktansa oynadığı herhangi bir maçta ben çok parlak bir performans hatırlamadım. İsmail Çipe'yi kadro tutmaktansa Okan Koçuk tutulabilirdi yani. Ha gitmek istemiş. Gitmek isteyebilir tabii ki. Oynamak isteyebilir her kaleci. Ama sen dersen ki Mustara'dan sonraki planlamam sensin. Mustafa 35 yaşına geldi. Sonrasında az kaleci planlamam sensin veya işte bu sezon ligde Mustafa kupada Okan formülü düşünüyorum vesaire. Sonuçta her ikinci kaleci üzülüyor oynamadığı için. Bir şekilde ona hayata bağlaman, hayata tutman lazım. Trabzonspor'la Erce kötü kaleci mi? Ama bekliyor Uğurcan'ın arkasında. Fenerbahçeli Berke kötü kaleci mi? Şu Ama anda oynuyor işte. Evet. Az önce gösterdik. 9,5 gol beklenmiş. 8 gol yemiş Berke. Gayet iyi gidiyor. Sırada Foto Maç Gazetesi ve Trabzonspor var. Değerli izleyenler diyor ki gözler ömürde. Sakatlanan Vakayemen'in yokluğunda fırtınanın Hatay Spor maçında en etkili silahlarından birisi Abdülkadir Ömür olacak. 22 yaşındaki Yıldız bu sezon çok formda demiş gazete. Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde 16 maçta 952 dakika şans bulan Abdülkadir Ömür takımına 3 gol ve 1 asistlik katkı verdi. Bu sezondan önce Abdülkadir Ömür için genelde yorumların bir ortalaması, yapılan yorumların bir ortalaması alınacak olsa daha basit oynamayı öğrenmeli ve e, en azından kafasında oyunla alakalı, bölgeyle alakalı bazı yerleri netleştirmesi. Herhalde en çok duyduğumuz iki cümleden, en çok duyduğumuz cümlelerden ikisi bunlardır. Bu sezon bunu yaptı diyebilir miyiz? Aslında kötü başlamıştı. En azından bir dönem oldukça düşük performansı ve moral bozukluğu olmuştu. Göz yaşlarıyla Sahip terk ettiği bir müsabaka var. Oyundan alını ve gözyaşlarına boğulduğu bir müsabaka var. Ama Abdullah Avcı'yı özellikle o konuda ekstra tebrik etmek lazım. Ee, Kasım Paşa maçında ilk 11'de Abdülkadir'i kullandı Abdülkadir. Oysaki bir önceki hafta gözyaşlarıyla sahayı terk ettiğinde tribünlerin de ciddi bir kısmı protestosuyla karşılaşmıştı ve doğal olarak çocuğun morali bozulmuştu. Orada bir antrenör olarak çıkıp maçtan sonra Türkiye'nin en yetenekli oyuncularından biri de Abdülkadir. Ee, bu kulübün de yetenekli oyuncularından biri. Biz ondan faydalanmaya devam edeceğiz diye. Sadece lafta da kalmadı. Bir sonraki Kasımpaşa maçında ilk 11'de kullandı Abdülkadir'i ve İstanbul'daydı maç. Hani o da avantaj. Bir deplasman müsabakası olması ve orada Abdülkadir'i kullanarak Abdülkadir kazandı. O yüzden Abdullah Avcı'yı birçok şey için tebrik edebilirsiniz. Rekorlar, şunlar, bunlar sürekli gazeteler veriyor. Ama benim için bu sezon Ab Abdullah Avcı'nın en önemli başarısı Abdülkadir Ömür'ü o tribülanstan çıkarmaya başarmaz. Bir başlığımız daha var. O da yine Trabzonspor'dan. O da Türkiye gazetesinden geliyor. Sol Canini'ye emanet. Vakayemeden mahrum Trabzonspor'un 3 maç hesabı. Trabzonspor'un başarılı hocası Afrikalı Yıldız'ı bu defa sol kanada monte edecek. Sakatlığı geçen Abdülkadir ise sağda forma giyecek demiş gazete. Ee, bakayım hücum varyasyonları başlığı altında herhangi bir ayrıntı paylaşılmış mı? Yok başlık altında yazıldığı kadar. Bakayeme yok. Evet Bakayeme olmadığı için muhtemelen de ilk yarıyı kapatmış. Bakayeme olmadığı için Trabzonspor yeni bir ileri üçlü arıyor. Son müsabakada e, Antalya Spor karşısında son bölümde Bakasetas'ı Kanada gönderdi ama çok orada vitesi küçülttü Trabzonspor ve geliyorum diyen gol geldi. Canini Yenuc'a gönderdi. Bakasetas'ı Kanada gönderdi ve kötü bir son bölüm oynadılar. Maçı da kaybettiler. Bunu tekrar edeceklerini çok sanmıyorum. Muhtemelen bir kanatta Canini, bir kanatta Abdülkadir, en uçta Cornelius, arkalarında Bakasetas, Hamşikle, Vakayemi'nin yokluğunda o yaratıcılık sorununu çözmeye çalışacaklar. Bence de mantıklı olan formül bu. Peki sevgili yönetmenim ne kadar vaktimiz kaldı? Bir Guardian'dan bir e, şeyimiz var. Ha varmış peki 3 dakika gelsin efendim. Öyle Guardian mi? gazetesi ekranlara. Diyor ki dün akşam oynanan Liverpool Newcastle... United karşılaşmasına ilişkin olarak ligde şu anda bir belirsizlik var. Ligi zirvesini kastediyorum. Manchester e, City ile Liverpool'u e, bir belirsizlik var belki ama Liverpool açısından şu anda net olan bir durum var. Üst üste 8. E, galibiyetini aldı kendi evinde Anfield'da 26. yenilmezlik serisini 26. maça e, e, çıkardı ve bu performansta hemen ligin zirvesindeki Manchester City'nin ensesinde, omzunda tutuyor. Liverpool demiş. Uğur Bey 2000 üst düzey galibiyet rekorunu Birincilikte ilk defa 2000 galibiyete ulaşan ilk takım Liverpool oldu. 2000 al olmuş mu? Olmuş. 2000 tabii. galibiyet. Az buz rakam değil ya 2000. Ama tabii çok e, tabii. uzun zamandır. Yani İngiltere birincilik evet. futbolunda tarihi tabii uzun. Her neyse e, 2000 galibiyet rekoruna, seviyesine ulaşan ilk takım oldu e, Liverpool diyor. E, Newcastle United'ın da şeyine ligdeki pozisyonuna vurgu yapmış. <laughs> evet. e, şu anda diyor bulundu, oynadıkları oyun bulundukları yere örtüşmüyor demiş ve maçta dün akşam ilk golü bularak da bunu gösterdiler demiş. En büyük tartışma o ilk gol oldu. Ha pardon Newcastle'ın ilk golü değil tabii Liverpool'un ilk diyor. golünden bahsediyorum. E, tam fotoğrafta şu anda Guardian'daki fotoğrafta da yerde yatıyor. Yerde Hayden kafa kafaya çarpışma oldu. Kendi takım arkadaşıyla çarpıştı. Ve bayağı aslında ondan sonra bir 3-4 saniye oyun devam etti. Ve Jota'nın golü geldi. O yüzden de... Oyuncu yerde yatarken evet, geldi. O da, Newcastle da tek direktörü yapıyor. Eddie Howe da hakem Mike Dean'e tepkili. Yani. bir kafa çarpışmasıydı. Ve ondan sonra durdurma şansı vardı. Mike Dean'in oyunu durdurmadı. O yüzden bu bu de skoru 1-1'e bir getirdi. Ve maçın kırılma anı o diyor. Bizim son dönemde oldu ya. Evet. Mert Günon sakatlı oldu. Sonra Mustafa evet. sakatlı oldu. Hemen peşinden İngiltere'de bu olunca benzer bir enteresan durum. oldu gerçekten. Hakemin takdiri tabii ki. Hakem ya görmedi ya da oynatmayı uygun gördü ki. Görmeme ihtimali bence yok çünkü ceza alanının içinde iki oyuncu birden yatıyordu. Sonra biri kalktı. Kalkarken pozisyon devam ediyordu. Gol geldi. Diğeri hala ceza alanının önünde o altı pasın önünde yerde zaten burada görüyoruz. Görmemek değil sanki oldu. oynatmayı tercih etti. Belki de öyle tercih değil etti. Mi? Mike Dean. Hakemin takdiri yani artık burada yapılabilecek fazla bir şey yok. Şimdi ee, Newcastle'ın hocası da bu konuya vurgu yaptı. 3-1 e, galip geldi Liverpool ve söylediğimiz gibi istatistiklerde de yukarıyı zorlamaya devam ediyor Jürgen Klopp'un takımı. Diyelim süremizin sonuna gelmişiz Uğur Bey. Çok teşekkürler. Ben teşekkürler. Ağzınıza sağlık değerli izleyenler. Bugünlük de bizden bu kadar. Hem bugünü hem de haftayı kapatıyoruz. Pazartesi tekrar e, karşınızda olana dek. hoşça kalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın efendim.